Sensin. Kapı çalıyor. Gelin gelin. Şöyle gelin. Mert Çıkartamadım mi? hala sesini. Arkadaşlar misafirlerim geldi. Ben de Hoşçakalın. çıkartamadım hala. Kemal'in sesini dinleyince. Selam. Baba gelin oturun, sen zaten yayın oturun. Biraz yayın yapın. Ben size çay koyayım. Selamlar arkadaşlar. Biz hiçbir şey duymuyoruz. Aa, kulaklık bende. Konuşanlar var mı? Sen duy ya. Bir şey diyorlar mı? Ben verip çok da önemli değil ya, bir şey diyorlar sana. Aa. Ne falan diye. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. Aleykümselam. İyi geceler. Beni hangi mikrofondan duyuyorsunuz? Bundan mı? Aynen o. Uzun oluyor. Evet. Aşırı şey. Evet. Reddit'e bakıyorduk. Devam edelim. Kaç kişi var yayında? 11.500. 11.400. Maşallah, bu ne ya? O arkadaşlar şoktayım şu an. 11'i duymasaydık. Garaj benim mi aracım? Ha yok, şey siyasi. İşte dağınık değil bu arada. Kralsın yemin. Tişörtün de çok iyiymiş. Ne yapıyorsunuz? Kanka ne yapalım? Senin yayını izliyorduk evde. Yemek yiyorduk. Abi mi? Dedik inelim aşağı bir çay içelim. Senin yayınını bir sabote edelim. Ben fotoğraf atıyorum zaten. Çağrıya. Böyle falan yayından. Arkadaşlar. Evet. Abi sana teslim edeyim ben. Alo. 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 Ne yapıyorsunuz lan? Niye sustunuz? Yağmur. Efendim. Tanıyor musun sen Burak'ı? Ben değil de o IBK ile Serena'yı tanıyordur. Styling. 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 Barajdan. Bizim Yağmur da stylingçiydi. Bizim dizilerde. Yasak Elma'daydım ben. Yasak Elma. Çalışan yeni bir şey Ayvike değil mi? Evet evet o. Aynen. Çok selamlar. Aleyküm selam. Siz ne yapıyorsunuz aga? Tanımayanlar için arkadaşlar tanıtayım. Burak. Napspor. Snorlax. Nepof. Napspor mu? Ya siktir ya. İngilizce var ya şu an. İngilizler şokta şu an. Ne yapıyor? Nasıl yani? Abi. Napspor spor. Ama konuşunu yazmazsan bu adamlar nasıl tıklayacaklar abi? İngilizce bilen yok ki chatte. %10'u falan bunların biliyor İngilizce. Nap of Snorlax. Nap of Snorlax da. Evet. Orada S yok mu ya? Yok ya. Abi takip ediyorum. Tuana'yı biliyorlar zaten. Nap of Snorlax. Nap of Snorlax. Yılın yalanı ödülü. Takip ediyoruz ya. Burada biliyorlar abi. Siz ne yapıyorsunuz? Ya işte ben... İkiye gittik geldik falan. Televizyon kanallarında oyunculuk yapıyorum. Gerçekten bu çalışıyor değil mi? Çalışıyor, çalışıyor. Tamam. Ben böyle görsel şey mi? Görüntüm yapıyorsun. Yok yok. Gerçekten çalışıyor. Sistemimiz orada. Efektlerimiz var. Nasıl geçirdin koronayı ya? Koltuk yok mu evde? Nasıl? Başka koltuk yok mu evde? Var. Ayakta mı? Sen zaten bütün koltukları hani aynı şey olmuş tam kadroca ya giriyorsun yani. Koltuk bırakmadı ki Çağrı abi sağ olsun. Ya abi. Şey yapmış biz. Yayını kapama kurgusu mu? Ben enerji gibi yapmıyorum. Bence şimdi duymuyorlar Allah. Aynen abi. Çağrı duyuyor sadece. Kanka, abi mi? Evet duymuyor onlar. Mami ya ray yedin ki sen. Geleceğim koltuğun gelişmeye. Ya uyduyum ben sana söyleyeyim. Ya. Ona ben oturayım aşkım. Bu eski koltuk hiç dokunu el değmemiş. El değmedi de ne değdi ona bana. Ne koltuk var ya lan. El değmedi de güven veriyor ya. Bu koltuk şey Şükrü'nün koltuğu, eski koltuğu. Şükrü kim? Sen günden temiz koltuk. Şükrü bana getirmişti ya. Şükrü Özyıldız. Gerizekalı mami. Kulaklık bende geliyor. Ne dediğini duyuyorum. Salak. Ne diyor? Yok tamam kesin abi. Kesin el tamam değmemiştir falan diyor koltuğa. Şaka deniyor. Koltuğu orada görmeniz lazım bu arada. El değip değmedi. Allah çok şaibeli bir koltuk. Oraya başka bir şey değmiş yani. Abi benim değil ki o koltuk. Ona Nuri el değdiyse. Hayır bana bu gece doktor gelsin arkadaşlar. Tehlikedeyim. Nasıl geçti korona? Siz ne yapıyorsunuz? Korona değilmişim ya. Korona tribüyle 10 gün kendimi kapattım. Sen bizi atlattın. Ya sen aynen ya kanka gelmeyin ben aslında. O gün fenaydım ama. Neymişim?
Kuş gribi miydim? Neydim? Domuz gribi. Domuz gribi miydim? Ya çok kötüydüm. Yataktaydım. Siz ne yapıyorsunuz? Kanka biz ne yapalım? Ben de dün korona testi oldum. Değilmişim ben de. Hmm. Bayağı üşütmüştüm 2-3 gün önce. Yok daha da değil. Herkes sigara içiyor mu? Yok. Baba koronalı birini bulabilir miyiz ya? Benim biraz ara ver. Tatil yapmam lazım. Hadi yayın da koronalı ne alakası? Yayınlara birazcık ara vermem lazım. Sen her gün yayın yapıyor musun? Yok her gün ya hemen hemen her çok gün yapıyorum ya. Dün yaptın galiba. Dün yaptım. Ondan önce her gün yaptım. Ya direkt her gün. Her gün yapmıyorum da. Bildirimin açık bende zaten. İzlemesem de ben yapmadığını aynen biliyorlar. Bak yalancı, yalancı falan diyorlar da. Onlar şu an şaka denemesi yapıyorlar size. Onlar şey yapıyor. Her gün yayın açıyorum gerçekten. Her gün açmıyorum ya. Bak yeterince açtığını düşünmüyorum. Ocak'ta tam açmadım. 10 gün falan açmadım. Şey yazmışlar. Işte şey yazmışlar ya. Reddit'te bir edit mi o yoksa gerçekten senin kanal açıklaman mı? Neredeyse her gün yayın açıyorum. O benim kendi kanal açıklamam. Ama çok eski yani o 2019'da falan yazılmış şey. O zamanlarda her gün açıyordum da. Bir şey söyleyeceğim. Reddit'e düşecek misin yoksa şöyle bir şey mi? Önerim var. YouTube'da bu şeyin yayının başında izlediğim bir içerik vardı ya. Ha. Onun şey hali var. Böyle 6-7 kişi duruyor. Siz yapıyorsunuz ya Orkunlarla. Evet. Onu nasıl content evet, sahibi? Onun content kanalı. Sahibi Orkun kardeşim. Ya. Sen ne demek istiyorsun? O content sahibi onu çaldınız. Onu o yurt dışındakiler onu aldılar yaptılar. Sizin üçüncü var onlar yüzüncü çıktı. Hızlı gidiyorlar. Fikrimizdeydi. Onun yabancısı var değil mi? Var tabii var. Biliyorum. Her şeyin yabancısı var. Onun ama... Senin bile var. Bir de aynısı değil mi? Hacker, hangisi hacker, hangisi çift? Evet. Evet bayağı. Hiç ayırt demiyorlar. Dur ben istifa edeyim Nur Orkun'a. Orkun'a yazayım Nur. Mesaj atıyor oğlum sen bizim de lan. Bütün içeriklerde var mıydı? Hepsinde var. Zaten 3 tane çektik ondan. 3'ünde de var. Üçünde. Beraber çekiyoruz işte o kadro çekiyoruz onu. Bu arada aşırı iyi içerik. Güzel içerik. Aşırı ve iyi. Sonundaki... Kemal'le sen olman o kadar iyi fikir ki. O sonundaki son yaptığımız program çok iyiydi. Ve gerçekten çözemedik yani kimin... Şey sevgili olayı mı? Evet evet. Abi biz sevgili. De onda baya şey hataya düştük. Hatta şey çocukla dövmeli kızın sevgili olduğunu tahmin edip şöyle dedik. Ya bu şaşırtma baya. Hani. Biz de öyle düşündük. Ve evet. Çocuk bize şey içeride şey dedi. Güldü. Yok ya dedi ne sevgilisi falan yaptı. Ben oradan acaba mı dedim yani. Ha. Falan bir de. Ama sizin içeride görüşmemeniz gerekiyor etik olarak bence ya. Orada hatalar oluyor. İçeride görüşmüyoruz aslında. Bize normalde göstermiyor. Yani. Orkun mu? Orkun da görmüyor. Biz de görmüyoruz. Ayrı yerlerdeyiz. Orkun kastı yapıyor ya. Valla bilmiyordu ya. Katman Nets Burak Asik'tir diyor. Oğlum adamın sevgilisi yanında manyak manyak konuşmayın ya. Katman ne? Katman Nets var. Date. Yok kanka. Ablacım olmaz mı ya bir Burak, program? Burak sokağa çıkıyor Katman bir program olmaz mı? Yenge bizi mahveder yemin ediyorum. Burak bekarken sokağa çıkıyor. Arkadaşlar eli başladım. Abi bizi bırakın dayı. Ama yani o... o ya bırakın şurada iki YouTube videosu izleyip gideceğim. Bizi takmayın oraya. Başka bir içeriye ya. Bakın o önce ne oldu? Bitirmeyin ya. Ya bir yayınlık ne olur yağsı mı var abi? Ya bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey yaparız. Başka bir şey yapalım. Sen ne yapıyorsun? Açıyorsun yayın. Açıyorum ben. Bir 20 günde bir. O da şöyle 20 günde bir. 20 günde bir falan açıyor. Bu arada abi şaka bir yana. Küfür mail atıyor şaka bir yana. Harbiden sen ne yapıyorsun abi sürekli sorduğun için böyle söyleyeyim. Puan'a da şimdi şey hazırlanıyor. İşte böyle bir tekrar ses eğitim. Normalde Boğaziçi Caz Korosu çıkışını. Ha müzik. Tekrar böyle hocasıyla çalışmalar falan. Şarkı türkü. Gelir gibi patlar gibi. Şarkı türkü patlar. Gibi gözüküyor bakalım. Belki sana bir jingle. Ne bileyim. Bir jingle gelmez mi ama? Arkadaşlar ben 20 günde bir mi yayın açıyorum ya? Allah Allah. Bunlar da beni insan içinde beni gömmeye yarıyorlar. 10 gün açmamışsın. Şu desibel şey değil mi? Ses. Evet o desibel şeyi. Burası bizi duyuyor değil mi? Aynen. Hep duyuyor hatta. Ama bazen işte geri yaslanıp sessiz konuştuğun zaman kesiliyor. Ben şimdi bu burada olunca ekranı hiç göremiyorum. Anlatın aga neler yapıyorsunuz aga, yani. Aga Katman Date senden yapmayız başlayalım. Bir kere. Katman Date yapmıyoruz. Tamam onu zaten ben de yapmadım onu. Bir senedir ben de yapamadım. Bu sene yapacağım. Yani 2021'de yap. Benim favori katman Panky bu arada. Panky ile iyiydi evet. Ölecektim herhalde. Çağrı Puan'a bir şarkı hadi demişler ya. Aa olur bu arada.
Ama baba gitarın telleri... Dur, Kemal'in gitarının kaç teli kaldı ona bir bakayım. Bütün telleri... Söylesen getirirdik biz. Sen gitar çalıyor musun? Adam lan. Akdeniz akşamları çalması yok mu şu anda gençler? Ya şu an biraz muhabbet ederim, öyle söyleriz ya. Böyle bir... Sinir bozucu bir canlı müzikçi olur ya. Aşk mı, aşk mı bitti mi sorar mısın? Bir şey aşk mı... Aşk mantık intikam bitmedi arkadaşlar. Devam ben çık... Ya. Ben... karakterimin süresi doldu senaryodaki ve... Aa, senin dizi ne oldu? Bitti mi? Yok, dizi devam ediyor. Çok iyi yani. Sen taşındım. Öldün mü orada? Hayır, Londra'ya taşındım. Zaten böyle hani senaryo... Yok, bak... Instagram'ında gördüm. Son bölüm gibi bir şey gördüm sanki. Evet, story evet. Gördüm, benim, şey son gördüm. Yani. Benim son bölümümde. Neydi? Aşk, mantık, itiraz, kavga mıydı? Neydi dizinin adı neydi? Aşk, mantık, intikamlı kanka. Var mı peki? Spoiler yemediniz. Yok, ben zaten geçti çıktım diziden. Başka bir spoiler yok. Dizi devam ediyor. O burnumdaki duruyor. Ne anlatıyordum ben? Ha, dizi. Diziyi anlatıyordum. Ne yalan söylüyorum. Yalanı da unuttu be hocam, kusura bakmayın. Dizi devam ediyor. Ben çıktım. Ben çıktım derken yani karşılıklı olarak anlaştık. Zaten senaryodaki sürem dolmuştu. O abi hayat bilgisinde oynuyordu. Yalan ama şu an. Pikachu. Akasya dur. Var mı peki? Ya bir sinema filmi yok mu ya? Ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Yani keşke Türkiye'de sektör hani Amerika'daki gibi olsa gerçekten. Yani böyle filmler çeksek. Anladın mı demek istediğimi? Sadece bir filmden kazandığım parayla seneyi, iki seneyi geçecek. Ses kesiliyor Çağrı. Ses kesiliyor aynen. Çalışmak için vaktim biraz olsa, sesli konuşun. Spor yapmak için vaktim olsa, hazırlanmak için karaktere falan. Ha, buradaki dizi sektörü biraz koşturmaca diyorsun. Ama normal yani, dizi sektörünün bir suçu yok. Aslında reklam... reklam düzenimizden dolayı. Erotik film çeksek diyor. Oğlum öyle demiyor ya, aptal. Aptal. Onun aklı orada şu an. En son orada kalmış. Hayır, hayır, hayır. Ama alışmışlar yani şimdi. Hollywood. Hollywood. Bir göz arıyor ya. Ama bir... Buran sesi neredeyse hiç gelmiyor demiş birisi. En de yakın sensin. Kardeşim. Biraz... Ben çok alıştım artık. Onu. Burada bir de ses problemi de yok ya. Sen bağırıyorsun. He. Bağırıyorum, çağırıyorum. Bateriyi de koydum mesela oraya. Bağıra bak, çağıra çalıyorum yani. Çağrı, yeni içerik yok mu? Sen neler yapıyorsun? Yeni içerik mi? Valla. Sövüyor bana böyle. Yeni içerik. Yok ya. Bunlara ben video izliyorum. Bunlar Reddit atıyor. Bunlara ben video izliyorum. Reddit'e bakıyoruz falan böyle. Yok abla. Yok yok ya. Şey yapacağım. Sonra yukarıda şey diyordu. Bu Nur, o milf peşinde diyeni banlasan oradan. Allah Allah. Bunlar sardı hocam. Bana sardılar bunlar. Ben artık yayın yaparken yarı ben taşak geçiyorum. Yarı onlar benimle taşak geçiyor noktasındayız şu anda. Bu gerçek bir bilgi değil mi yani? Hayır ya, niye gerçek bir bilgi olsun? Kanka ya? Biz yukarıda şunu tartışıyorduk. Şunu tartışıyorduk. Bir tane bir video editi var. Sürekli olarak karşına çıkıyor. Farklı şekillerde. Evet. Konsept hep aynı ama. Var bende. Şu neydi adı? Hangi, neden? Sen daha iyi hatırlarsın. İçeriği söyle. Moderatörün galiba o. Nuri. Değil. Mami. Değil. Somali. Samer. Somali. Samet. Kendi fotoğrafı. Samoli. Kendi fotoğrafı. Hangisi? Sen değilsin değil mi? Şerif Samuel'i hangisi? Diyor. Hangisi? Sen hangisin? Bildim ben onu. Sen hangi fotoğrafı? Bilim yapacağım ki sensin. Hayır, o benim o, evet. O benim o, eski. Sen orada ne yapıyorsun bu arada? Orada iki tane çanta yok bu arada. Orijinali de bir çanta. Tamam, anladım. Bir tanesini koymuş, soldakini koymuşlar. Evet. Orada normalde ben çalışıyorum. Satış. Ne iş yapıyorsun? Uzmanıyım orada. Satıştayım. Neydi? Nedir? Bir tane güvenlik firmasında. Allah Allah. Çantada ne var? Makyaj malzemeleri bu. Makinalı tüfek var. Uzi var. Çantada da bir şey yok hani. Sözleşme falan var. Hayır, ne o çantayla ya? Fotoğrafı çektirdim ben, onu merak ettim. Reis öyle çekmiş demiş. Ya ha, o an öyle. O fotoğrafı evet. Da ben çekmedim normalde. Evet evet yani. O fanları şirkette, o şirkette herkese iPhone dağıtılıyordu, tamam mı? Oo. Evet. Sana? Bana da tabii. Şova bak abi. O dönemlerde de 2011 falan sene iPhone'da böyle daha böyle hani taşaklı bir cihaz yani, akıllı evet. Telefon. Şimdi değil çünkü. Ya şimdi de hani fena değildir de iPhone 3 falan veriyorlardı. Evet. Hani millet çok kadar. Valencia'da tişörtüyle şimdi ne desin? iPhone 3. Oh. İddialı bir telefon. Bir de yeni çıkmıştı hani o dönemleri falan böyle. 4 yeni çıkmıştı, 3 kullanıyorduk falan. İlk fotoğrafı da güzel çekiyor telefon. Diye. Ya öyle bir çektirmişim. Ana hatıra kalsın istersin ya. Hızlıca bir fotoğraf yani. Lanet olsun ya. Buralara geleceği bilinmeyen bir fotoğraf. Valla buraya nasıl düştü ben onu anlamadım zaten. Bir de üstüne şey yapıştırdılar fotoğrafın. Slenderman. Benim takipçilerim
Şimdi sizinki gibi bir şeyimiz yok tabii. Senin şimdi kaç bin takipçin var? 1 milyon. 1000. 200 bin. Şey 1 milyon ama... 1 milyon 200 bin mi? Şöyle 400 bin. 1 milyon 400 bin. Tamam. Ama şöyle bizimki takipçinin hani kaç tanesi olduğu hani seninki gibi yani siz çok aktif bir hani kullanıcıya sahipsiniz burada. Hani tabii. İnanılmaz aktifler yani. Böyle sürekli iletişimdesiniz falan. Bizim öyle bir alanımız ve kontentimiz olmadığı için ben oyuncuyum yani. Biraz bağırarak konuşsana ya. Ha benim evet. Benim takipçilerimle böyle sizin gibi iletişime geçme şansım olmuyor pek. Buradaki gibi. Bir de bir şey soracağım. Evet. Senin bir oynadığın diziden adam seni tanıyor ya. Oradaki evet abi. Rolü mü takip mi ediyor yoksa seni mi takip ediyor? O da birazcık şey değil rolden mi? Rolden daha çok tanıyorlar galiba. Rolden daha çok tanıyorum sokakta. Instagram takipçilerim beni tanıyorlar tabii ki. Beni takip ediyorlar ama ben Instagram'ı böyle şey yapmaya çalışıyorum. Fazla mı oldu bu sefer de? Yok iyi. Bu sefer de Instagram'ı ben çok dikkatli kullanıyorum. Böyle çok fazla kullanmamaya çalışıyorum ki şey olsun diye. Hani gerçekten yaptığım işleri takip etsin istiyorum insanlar. Ben çünkü oyunculuğa ciddi değer veriyorum yani. Hani böyle pek ciddi bir program değil. Belki şu an yaptığım için. Ben biraz ciddi aldım. Boşak geçti abi. Bunu anlatıyor. Ya kanka be. Oynuyoruz işte. Şimdi oyunculuğa ben biraz değer veriyorum falan diye anlatıyorum. Yok yok şaka bir tarafa. Amor ya şimdi bir tane dizide oynarsın. Ve çok böyle hype'lanır dizi falan böyle her yere dağılır. O zaman sizin takipçi sayılarınız bir anda artıyor mesela. Doğru. Bizde öyle değil. Ben her gece açıyorum. Miton maymunluk yapıyorum. 2-5 bin takipçi anca geliyor. Benim 25 bin. Instagram. Hmm. Allah belirtmesin. Ama işte abi yani sizin işiniz çok farklı. Bir de Instagram'a özel bir şey de yapmıyoruz ama yani baktığınız zaman. Hiçbir şey yapmıyorsunuz birincisi. Hem de 125 bin hani canlı böyle canlı kanlı aktif. Böyle kendi isimleriyle takip eden insan falan. Benim bir fan sayfaları var böyle hani. Ya şey var bizde mesela. Bizim de var. İletişim için var. Buradan Sude Yörüks. bir de ne Yörüks vardı benim? Artıyoruz. Sude Yörüks, Yağmur Yörüks. Aynen. Çok özür dilerim. Onlar senin fanların mı? En sağlık fanları. Reklam. Evet ama tamam. Sizin fanlar, sizin fan dediğiniz sıkı takipçilerle bizim sıkı takipçiler biraz farklı ama. Onu bizim sıkı takipçiler mesela bir takipçi sövüyor sanadığımız. En çok sever en çok sövüyor. Ya sövüyorlar bir de şey yapıyorlar mesela. Birisi mesela bir fotoğraf paylaşmış. Bak günde kaç tane geliyor ama öyle. Ya 46 yaşına girmiş kadın. Onun fotoğrafını paylaşmış. Doğum günü fotoğrafını paylaşmış. Altında beni etiketliyor. 48. Gördüm Twitter'da. Bunlar oluyor yani. Sen Twitter'da şey yazmışsın. Havlamışsın var gözüküyor. Havlamadım tabii işte. Tabii tamam Photoshop. Photoshop da biliyor hükmeler. Bunlar hükmeler Photoshop da kullanabiliyor. Yapıyorlar bunları da yapıyorlar. Kanka senin böyle şeyden canlı yayın açman yok mu böyle yanlışlıkla? Farklı hesapta. Farklı bir platformda mı? Gizli hesabın varmış hani. Kesin vardır bu arada gizli hesabı. Yayın Twitch'te mi? Vallahi yok. Bak benimkinden açın ya onu söyle. Buradan başka hesaba nasıl geçiş yapılıyor? Adam saklayacak bir şeyimiz yok diyor. Vallahi tek hesabım var bu da bu. Ya bu buradan içinlenmadım da ben. Nereden geliyorsun? Şeye tıkla, tilkiye tıkla bakayım. Metamask'e mi? Ne var? Bir şey var. 26.7 Ethereum var. Oo baba bayağı varsın. Ya bir şeyler. Oradasın takiptesin. Kalkalım o zaman. Ya NFT muhabbeti falan filan var ya bir de. Pil NFT. O Efe Koç'un da Allah bildiği gibi yapsın abi her yerde pil NFT paylaşıyor. Ne yok, o Efe Uygaç'ın mı? İnanılmaz bir PR'miş. Onunla yokum. O Efe Uygaç'ın mı? Efe'nin değil de Efe de o kadronun içerisinde. Merak ediyorum onun ne olacak. Bir de Nvidia kanalı var çağırın. Lan o kanal benim değil ya. Ne o? OnlyFans. Hesabın adı. Nvidia'nın kendi kanalı var ya Twitch. OnlyFans'in var mı? OnlyFans'im yok. Var. Ya bu sessizlik. Bir açtılarsa bilmiyorum evet, da yoktur evet. Yani herhalde. Yani. Biz de bilmiyoruz. Var da Çağrı abinin haberi yok. Var ya abi. Vardı. Onlar son kurşunlarım ya Burak. Hani yayıncılık sonuna doğru böyle anladın mı? Doğru. Arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. İçerikler orada. İçerikler orada devam edeceğim. Şeyi konuşuyoruz yukarıda. Ya diyorum bu YouTuber veya işte böyle atıyorum yayıncı deyince böyle ve YouTuber deyince herkes için almak istemiyorum böyle. Hani, inanılmaz böyle normal üstü şeyler, içerikler çeken YouTuber'lar ve yayıncılar evlenip çocuk yapınca çocuk ergenliğe geldiğinde videolar abi, internette yani. Mesela... Ne hissedecekler mesela?
Senin çocuğun olunca baba bu koltuk muhabbeti nedir diye yani mesela. Baba çocuğum olunca işte o koltuk muhabbetini bir şekilde sildirmem herhalde ya. Yok abi. Hani çocuk doğmuş anladın mı yani? Demek ki koltuk değil artık. Hani baktığın artık zaman. Bir hanımefendi vardı. Artık demek ki gerçek bir insanla beraberim yani. Of ya. Bilmiyorum abi. Ama dediğin evet. Dediğin zor. İyi, ama benim çocuğum alakasız bir şey. Öyle yetişir herhalde ya. Biraz fırlama yetişir. Hani bilir. O benimle taşak geçecek bir çocuk haline gelir. Olabilir, yani. Olabilir. Ben de şimdi şey yazıyoruz. Buradan da böyle inanılmaz kötü bir konuşmacı olup şu an bu yayında. Yok canım iyi. Heyecanlandım. Yok rahat ol. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilmiyorum yayındayken ben canlı yayın yapmaya çalışık değilim. Kendi Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Benim canlı yayın yapmamın tek sebebi çocuklara yardım etmek. Benim yani canlı yayın konseptim ama ben sadece onun için canlı yapıyorum. Yoksa açmıyorum kendimi. Abi o kadar az açabiliyorum ki. İşte atıyorum senede 5-6 kere açıyorum diyelim. 5-6 kere açıyorum. Senede 5-6 kere yayın açıyorum abi. Ve hani ya, orada çok önemli bir amacım var. Yayın açacağım. Ulan terliyorum, stres oluyorum, yanlış ya bir şey söylemem lazım falan. Bir de mesela şey de oluyor. Ben de mesela burada yayın yapıyorum. Kendi kanalımda hani bu kadar insanın önüne çıkıyoruz, ediyoruz falan filan. Ama mesela başka bir kanala gittiğim zaman ben de geriliyorum veya başka bir etkinlikte falan böyle. İlk etapta geriliyorum falan. O 10 dakika 15 dakika sonra falan atlatabiliyorum yani. Ben senin gergin olduğun hiçbir şey izlemedim ya bu arada. Evet. Biraz rahatım evet. Ama şeyle gerildim. Eskişehir Üniversitesi'nden çağırmışlardı. Oraya gittim. İlk böyle Fırat Albayramlar. Aynen söyleşi. Benden önce Fırat Albayramlar çıkacaktılar. Orada baktım. Şimdi orası o salon 1000 kişi falandır yani. 800 ile 1000 arası falan böyle maksimum ama dolu yani. Sonra dedim yani 800-850 kişi falan var salonda. Sordum hani kaç kişi var. Baktım böyle her yer dolu. İlk etapta bir gerildim. Çünkü benim şimdi yayınlarımın izlenmeye başladığı tarihlerde falan pandemi süreci falan böyle çok şeydi. Hiç böyle... Onlarla karşılaşmadın canlı da. Aynen canlı da görmedim hani ne bir oyun etkinliği oldu ne bir şey oldu anladın mı? Eskiden hani şeyler oluyordu ya oyun fuarları falan ne bir fuar oldu. Şimdi canlı da görmeyince bilmediğim için daha henüz o noktada olduğunu. Orada biraz gerildim işte yani ilk defa böyle hani bir insanla iletişime geçiyorsun aslında bireysel dışında. Benim hayatımda... Ama çıktım. Hemen Fırat Albayram'a bir iki tane laf soktum. Aynen. Bir anda rahatladım biliyor musun? Olması hemen normale döndüm. Hemen normale döndüm yani. Abi ben 4N1K diye bir filmde oynadım. Aslında işte kariyerimin bu noktaya gelmesine evet, işte işimden para kazanmama sebep olan iştir yani 4N1K. Oraya nasıl girdin? Bir şey soracağım sana. Şimdi burada bu kadar arkadaş var tamam mı? 12 bin kişi var. İlla ki aralarından böyle oyunculuk isteyen tamam. Evet. Evet ben mesela. Gerçekten bu işi benim mesela bir tane dizim var onu biliyor musun? Şaka. Dizide oynadım. Sen dizide mi oynadın? Mami atsana onu. Dizide mi oynadın? Hayır. Tamam, tamam, ben oynadım abi ya. Oynadım ama. Oscar'lık oynadım hem de. Aynen bir gösteri. Ama duyguyu ben veriyorum bak. O sahnede çok beni iyi, almasa hiçbir şey yok sahnede. Evet, anladım hadi. Bunu bile buldular biliyor musun? Ben bunu bir gün anlatıyordum. Şaka yapıyorum. Mami atsana. Atıyorum. Hadi oğlum biraz hızlı misafirlerimiz var. Mami yabancı değiliz. Tamam. Ya ben bir gün AVM'de dolanıyordum. Beyaz şova çıktım. Bir gün AVM'de dolanıyordum. Bana bir tane çocuk geldi dedi ki ya dedi böyle böyle dizide oynamak ister misin? Ben dedim ki isterim yani. Diziyle oynamak sonuçta herkesin hani şeyidir. Nasıl AVM'de dolanıyor? Biri seni random çevirdi mi? Evet random çevirdi. Valla benim böyle bir hikayem yok açıkçası. Yetenek. Valla böyle çevirdi beni. Sadece. Ama işte oradan devam etsem... Dizi oyuncusu falan olsam güzel bir hikaye aslında. Ama ondan sonra bir bok olmadı. Yayıncı olmuşum. Yine güzel bir hikaye seyredim. Yalancı Bar 7. bölümde oynadığım efsane sahne bak. Yoldan figürasyon çevirmek nasıl? Ne ya? Ya bunu Nuri bizim kanala niye yüklediniz Nuri bunu? Bir de başlığa bak. Başlığı sen yazmışsın. Ya koru tablosu ya. Oynadığım efsane sahne. Bu başlık da Yalancı Bar 7. bölümde oynadığım efsane sahne. Tamamen doğru abi. 4 saniye video. Oğlum ne zaman yüklenmiş video lan? Ha geçen sene 23 Mart. Bu da eski bir dizi. Bunu bıraktık ya yönetmen falan kıldı. Bak açıyorum. Olayamaz yönetmen. Açıyorum. Bunu tanıyorsun herhalde. Yok kim o? Aa. Yo. Benim oyuncu arkadaşım. Fahriye Hanım. Fahriye Evcen. Fahriye Evcen mi? Evet o zamanlardaki Fahriye Evcen öyleydi işte. Fahriye Reis'e bak vay be.
Seninle böyle arada gelelim sinema. Heyt be. Özlemişim seni. Çok iyi oynadın abi. Ama direkt belli kendini. Hemen belli ettin. Şaka değil, yemin ederim görmedim. Ama bu kadar gülecek. Ne hani görmedim. Ama ayrı bir renk katıyor ya. Geçip. Duyguyu aldın mı ama? Oğlum ben bu sahneyi canlı izlemiş olabilirim, biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Bu diziyi izlerken hiç dedim mi peki bu arkadan geçen nene geçmiş ama? Harbi de geldim bak biraz gitti. Bu çocuk da geçmiş yani orada. Yüllerim diken diken oldu, geçmiş hatırladım. Şimdi abi, ben oyunculukla ilgili, ya. Ben oyunculukla ilgili. Sektör şey ya, sektör satılmış abi ya. Yiyorlar abi, yiyorlar ya gençleri bak bak. Ha, bak abi, beyaz şova çıktığını da attım abi, onu da izleyelim hemen. Beyaz şova çıktım atma. Beyaz şova mı çıktın? Olur mu abi? Konuk olarak çıktın. Sen her yol denemişsin kardeşim. Vallahi ben denemedim, önüme geldiler. Köyden çevirdiler diye. Bakırköy'de Allah çarpsın. Yani mikrofon gördü, beni gördü, bana geldi direkt. Dedi ki Hadise gelecek, televizyona katılıyor Hadise. Dedi ki şarkıyı herkese söyletiyoruz, birer kelime birer cümle. Sen de dedi söyle bu kısmını. At lan. İşte oynat bakalım. İşte o kısmı. Çok güzel ya. Ya bunu dinlememiz bizim dinlememiz. Biz de duymamız lazım. İki saniye aşkım ama. Yani. Bir sen bir ben o zaman. Ama evet. Etkisi onun ben iki saat. Biliyor. Duyacağız zaten. Bende daha iyisi vardı bunun videonun. Kısa ve öz olması çok iyi bu arada. Can you feel the rain? Aaaa! Ne diyorsun ya? Ama 2008 falan kanka. Kaç yaşındasın? Kalbime dokundu biliyor musun? Bir tane daha attım. Aynen abi. Vine'i denediğin zamandan attım. Bir de Vine'i de denemişsin sen. Evet abi, Vine'i denedim. Denemedim. Gerizekalı mami. Duyuyorum seni ya. Açsana. Neler nasıl duyuyor lan? Can you feel the rain? Ya bir şey söyleyeceğim Nuri. Sen niye bizim YouTube'a bunu böyle attın? Sen saçların kıvırcık gibi abi. Orada niye kıvırcık? Oğlum Nuri bir senedir oradalar, şimdi orada. Soruyor. Soruya bak ya. Gurur duyulması gereken sahneler bunlar yani. Oğlum bir ay bak. Bir ay sonra bugünlerde birinci yılı olacak biliyorsun. Sorduğun soruya bak senin. Baba ben kanala benim güney sözde böyle yönetiyormuş meğer sen. Ben de dedim burası niye 118 bini geçmedi? Kanala benim Cüneyt Özdemir'e çıktığımda yani yükleyin şey dedi birisi. Çağrı hazırlanmış. Kameranın orada olduğunu biliyor. Koşmuş eve. Saçların falan. Vallahi yok. Ben bugünlerde hep öyle. Sen Bağcılarlı mısın? Harbi. Yok. Ne makara ne orada? Ya Güngören de Güngören oturdum aynen. Güzel. Uzun bir süre. Ben de orada çalıştım 2 sene. Nerede? İstoş'ta Mahmut Bey'de. Ha Mahmut Bey'de. Bizim şimdi semt makarası var. Oradan geliyor yani. Anladım. Güngören, Bağcılar. Hani ben Ümraniyeliyim kanka. Esenler. Güngören Bağcılar bayağı canım. Yakın semt değil o Bağcılar yani. Ama bir tramvay ya. Güngören ya. Şimdi Bağcılar çocuğu da geliyor ya bizim oraya. Bir tramvay için. Bizimkiler de gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Onu bunu boş verin de. Oyunculukla ilgili size birkaç şey söyleyeceğim. Ha şeyi soracağım. Nasıl oldu? Sen mı? Ne söyleyeceksin? Söyle onu. Ondan sonra senin sorunu soruya cevap vereceğim. Ben şimdi şeyi soracağım. Ha. Şimdi mesela diyelim ki chatte böyle çok yetenekli bir adam var veya kadın var. Önce bize bir video atsın. Şu an izleyelim yayında. Harbi mi diyorsun? Audition atsın aynen. Bize şu anda. Sen kulaklı o zaman. canlı audition yapayım mı? Oğuz yapsana kamera açıp örnek. Nuri, şu an bir şey söyleyeceğim. Evet. Nuri, oyuncu olmak isteyenlere Discord'a çeksene 50 lira atsınlar ama. Ajans kayıt ücreti. Ajans mantığı. Ya, inanılmaz. Yok. Arkadaşlar para atmayın, normal gelin. Gerçekten oyuncu olmak isteyenler varsa kredi burada... Kredi kartının arkalarını falan. Burada oyuncu yapıyoruz, buyurun. Genel sohbet, genel sohbet. Karıştırmayın. Gelsinler ama oyun oynasınlar. Oğuz'u izleyelim abi, Oğuz bir kısa bir sekans oynayacakmış. Gecelikten falan. Gelsinler ama oyun oynasınlar. Olur, olur yani. Bu çocuk editi yapan çocuk mu? Yok, bu bizim deli Oğuz. Oğuz'u ver abi ona. Deli Oğuz abi. Şey yapsın ama ne yani neyi o dişin edeceğim. Tabii onu halledeceğiz oğlum. Dur, ben söyleyeceğim sana hepsini. Bana bilgi ver. Öyle freestyle yap demeyeceğiz sana. Aa ikiye veriyorsun sevgili gibi he. Çok bunda, tatlı olacak. Ne yapacağı belli olmaz ben bir yandan duyayım yani. Yok ya sıkıntı yok bir şey olmaz ya. Ne yapabilir ki? Selamünaleyküm kardeşim hoş geldin. Böyle alıyor. Merhaba. Aleyküm selam. Oyuncu mu olmak istiyorsun gerçekten? Evet. Oğuz. Daha çok şeylere çıkmak istiyorum ben. Nerelisin sen? Tartışma programlarına. Nerelisin Yozgat. Sen? Yozgatlısın. Gerçekten Yozgat ağzı mı bu yoksa makarası mı yapıyorsun? Normal benim standart normal konuşmam bu. Tamam okey. Şimdi ne yapmak istiyormuş onu anladın mı ama? Tartışma programlarına çıkmak istiyor. Tartışma programlarına evet. Çıkmak için oyuncu mu olmak ben buna koyayım? Yok aslında bayağı... Yanlış bir yol haritası izleniyor şu an ama
Biz deneyeceğiz. Oğlum. Biz söz verdik, sen deneyeceğiz. Mi, sen mi bir testini yap bakalım ne olacak? Evet, karşını çok sevdiğin bir diziden başlayalım. Oyun okuyor musun, okumuyorsundur? Nasıl, okuyorum okuyorum ben. Hayır, oyun yani. Monolog ya, yani. Monolog var mı hiç kafanda şu an? Ha, rol olarak mı? Rol, kader olarak. Tabii var bir sürü. Ne var? Mesela bilmiyorum, çukurdan demez. Bir sahne yok mu? Tekerlekte dönemem şu anda. Lan salak, konuşmalı müsaade var mı, ben gireyim? Yok yok, lütfen hocam, size... Gerizekalı. Ben anlamlarına düşüyorum. Oğlum bir diyalog yok mu, diyalog? Seni öldüreceğim Polat. Hayır, ben öldüremezsin. Ama bana şöyle desin mesela. Böyle ben bir şey abi, yok mu? Desin ki. Mavi durma. İşte, mesela bir olay anlatsın, ben onu canlandırayım. Bir olay anlatsın ya. Öyle mi oluyor ki bu iş? Tamam, bir çok basit bir şey. Bir romantik komedimsi bir audition yapalım. Şimdi böyle çok ciddiye girmeyelim. Ya bu adamlar şöyle romantiklik şey çıkar şimdi, mı? Bir gözünü hayır bir baba ya. Çıkmaz mı ya, baksana yüzük falan aşkım, mı? Aşkım seni çok seviyorum canım benim. Bak gördün mü? Evlisin galiba değil mi? Evli. Evet. Ha işte bak, adam romantik olmasa bu yaşta evlenir mi? Yaş kaçtı bu arada? 28. 28. Şimdi isim neydi? Oğuz. Ben de tanımıyorum. Sen tanıdığın biri olarak, tanıdığın birinden örnek veriyorum. Çağrı iyi oynayacaksın şimdi, tamam mı? Tamam. Çağrısın. Evet. Güngören'de yap. Yok, neredeydi? Bakırköy'de yürüyorsun. Tamam. Birdenbire bir kamera ve mikrofon geliyor. Diyor ki sana. Hadise diyor, Eurovision çıkmış. Demin izledik ya videoyu. Evet. Bize onu oynayabilir misin? Tamam. Çağrı da kameraman olacak. Evli barklı Ayten. Nasıldı devamı? O değil. Ya bunu sen elendin. Sen Abdülhamit'i savundun. Kaledin TV mi burası? O şarkı. Sen bu nasıl bir şaka? Kendini zehirledi ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bu tarz şakalar normalde olmaz. Rated Ayken. Allah. Oğlum bir kere o şarkı Hadise'nin değil. Öncelikle. Kimin? Serkan Hadise'nin mi o şarkı? Ya, Every Way That I Can şarkısı Hadise'nin mi? Every Way That I Can şarkısı. You know what I mean? You know man. Şeyin ya. Yazıyor bak Ebru Banyo'da. Hadise'nin Stir Me Up var. Ha? Evet, gir baba. Stir Me Up, Stir Me Up da şarkıyı, ben şarkıcı olmak istemiyorum ki. Çok haklı bir izleyen. Sen tartışma programlarında olmak istiyorsun ya. Evet. Hangi tartışma programı? Bize böyle bir şey söyle, sonunu araştırmanızı etmez. Öneririm. İşte Burak Bey, Çağrı Bey, öyle kaliteli bir... Kaliteli bir tartışma programı. Evet. Evet, yüksek. Öyle istedim Çağrı Bey, çok emin bir şekilde. Evet. Kalite arıyorum. Mesela bir şey yorumlayayım. Amerika ile Rusya'nın Ukrayna meselesinden dolayı şeyini yorumlayayım. Lütfen. Yorumla ama kanalı anlatmayacak şekilde yorumla bakalım. Amerika değil. Yok ya, olmaz. Şimdi bir kere Amerika'da birden, tamam mı? Hiç daha kazandığı bir savaş yok. Tüm adam çok artık yaşlı olduğu için mi nedir? Yani karşısına bir de rakip var. Ayıya falan biniyor. Yani büyük ihtimalle Rusya Ukrayna'yı şey yaptı yani, işgal edecek. Olur önümüzdeki 3 gün şey arasında falan. Bundan böyle konuşma bu. Bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimalle falan diye konuşuyor. Neden? Amerika neden Ukrayna'nın fethedilmesini istemiyor? Yani çıkarı nedir? Benim bildiğim kadarıyla orada sonuçta Türkler de var. O yani fethettikleri bölgede. Değil mi? Kırım Türkleri. Kırım tabii ki bizim zaten. Kırım Türkleri. Yani bunun aslında daha az ziyade... Aslında belki de bizimle mi alakası var? Amerika'nın konuyla alakası var. Hayır, sorun şurada. Rusya'nın süper güç olmasından ötürü. Yani eğer Ukrayna'yı alırsa bir sonraki aşama Polonya. Bize ne yapar? Polonya işte o sınırda, Belarus'u da zaten şey yapacak, katacak şimdi yakında. Ayarlayacak onları, şey yapıyorlar, ayar verdiler. Belarus kattıktan sonra Polonya. Belarus kattıktan sonra diyor. Abi ne anlatıyor? Almanya'nın sınırdaşı olmuş. Ne anlatıyor ya? Oğuz sen ne anlatıyorsun ya? Oğuz iyi dedim. Bitcoin yiyor. Var mı hocam bizim çocukta bir şeyler var mı? Oğuz. Çocukta olur mu diyor.
O sağlıklı, eli ayağı tutan, maşallah yakışıklı bir kardeşimiz. Bu adamın çölü var bu arada. Orman niye çöl aldı? Oraya güzel orman yapacakmış falan böyle. Nerede? Aynen. Yozgat. Yozgat. Mekan belli yani. Yozgat dışına pek çıkan bir adam değil. Yok kanka, mu aşağıda? Kanka maşallahın varmış. O seni eledik şu an tabii. Bir şey olmaz senden. Yok mu aşağıda Nuri? Getsene adamları. Cüneyt Özdemir'i de falan çıkarım ya, ne yapayım? Cüneyt'e sen yaz YouTube'dan. Bir var kardeşim ki zaten. Hadi şey bırak yaptık, olsun tamam yeter ya, hadi geç. İnanmadı gördün mü? Tamam hadi Cüneyt hadi. Cüneyt Özdemir'e çıkmış ama bir cümle kuruyor. Cüneyt Özdemir kovmuş bunu sonra. Ama sosyal bağlamı. Cüneyt Özdemir herkesi bir noktadan sonra kovuyor zaten. Evet öyle bir durum var. Evet, evet abiler yani ben gerçekten oyunculukla gibi cümle söyleyeyim. Sonra sen istersen kontentine devam et. Çektim öyle, ben bu arada oyuncu olmak isteyen arkadaşları. Bozuyor muyuz şu an? Yok bozmuyorsunuz sen. Ha. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar. Abi gerçekten oyuncu olmak isteyenlere çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok ciddiyim, şu anda şaka yapmıyorum. Güzel. Çağrı olacak ama oyuncu mu çocuk? Bak 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 rollere bak rollere. Lanet olsun. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar neyse tamam şaka bir yana harbiden. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar birincisi lütfen size eğer oyunculukla ilgili bir mesaj atılıyorsa işte böyle abi şey nasıl Çukur dizisinde oyuncu aranıyor falan yalan arkadaşlar öyle bir şey yok. Ah be. Kimse SMS'le oyuncu mu oyuncu aramaz. Öncelikle oradan başlayalım. Şu ajanslara fotoğraf biri sizden birisi sizden devlet görevlisi veya polis gibi para isterse yalan söylüyor. Kimseden para istemez polis ve devlet. Hocam sen şimdi niye bizim ekmeğimize kan doğradın? Baba sen TRT'de bir şey söyleyeceğim. TRT'de yeni bir projeyle mi anlaştın? Bu nasıl toplumsal hadi mesajlar inşallah. Hadi inşallah. Ağzın bağlayasın kardeşim. Her neyse ya. Tamam ben devam ediyorum. TRT'ye selamlar buradan. Şimdi bir duamız var. Önce onu bir okuyorum oğlum, hep beraber. Burak Yörük'le beraber. Neyse abi. Devam ediyorum. Emin. Ben bir şey sordum. O kim lan? Neyse. Pardon. Ama usta çekildi. Onlar şu an hazırlanıyorlar onlar. Oda girdiler. Aynen. Evet kardeşim şöyle. Bir şey diyeceğim. Ajanslara kaydolurken gerçekten para istiyorlar. Ajans evet evet. Şimdi bir dakika. Ben ilk girdiğim ajansta kayıt ücreti ödemedim. Yani Lale Şirin diye bir ajansa girmiştim. Çocuk... İlk işinden mi düştüler? Evet. Tamam bana öyle bir mesaj geldi. Allah belanı versin. İlk işinden düştüler ama şöyle ilk iş derken şimdi figürasyon olarak gidip ilk üçten düştüğün zaman şu oluyor. Allah bütün hepsini düşüyor ve sen ilk gittiysen para almıyorsun. Tabii. Yani o da şöyle oluyor. Sürekli olarak bunu insanlara yapsalar hep bedava oynatıyor neredeyse gibi bir duruma geliyor. Aynen. O yüzden böyle şeylere kanmıyoruz arkadaşlar. Lütfen iyice araştırın ve ikincisi ciddi söylüyorum bunu. Oyunculuk eğitimi almadan oyuncu olmaya kalkışmayın. Yani... Ciddi bir rekabet var dışarıda ve o yüzden hani boşu boşuna vaktinizi harcamayın. Gerçek hayatta, tırnak için gerçek hayatta yapabileceğiniz bir sürü şeyi kaçırıyorsunuz bu durumlarda. O yüzden gerçekten hayatınız bunu adamışsanız sürekli oyunlar okuyan, tiyatro izleyen, film izleyen, abi çok inanıyorum ki yani benim hayatım bununla geçiyor diyen biriyseniz denemelisiniz. Ben bir sana oynayayım mı? Artık bir değerlendirmek ister misin? Roman havası gelmiyor değil mi? Böyle? Yok yok ha. Normal bayağı oyunculuk şey gibi yapacağım. Lütfen. Şu arkada yapacağım ama ayağa kalkıp yapacağım. Ha, tamam lütfen. Ne geliyor? Kostümü var. Arkadan bir şey. Sahne kostümü giyin. Şey giyin. Cross dresser şey böyle. Şey bundaymış şey. Unuttum adını. Kavak diye isim var. Ne? Şey ya. Tamam. Ben şimdi mesela ikili şey canlandıracağım. Evet abi. Sen de benden olur mu olmaz mı iyi söyle tamam mı? Ne canlandırıyorsun? Ya kafamdan şu an uyduracağım yani. Geliyor. Doğaçlama. He? Oha moruk sen. Vay vay vay. Yoksa Mami'nin hayali mi gerçekleşecek? Bir adam var, bir tane daha adam var. Koltuğun intikamı. Şimdi ben oynayayım. Arkadaki lafımı düzeltecek yoksa direkt olacağım ben. Arkadaşlar duyuyor musunuz Çağrı'yı? Duyuyoruz. Duyuyorum ben bağıracağım bağıracağım sıkıntı yok. Evet. Hatta şöyle yapayım da. O ne ya? Sis geliyor. Eyvah! Bu ben Instagram'da gördüm bu makineyi. Kamuran! Kamuran! Efendim? Alanlara gideceğiz oğlum. Hadi hazırla siktip de belanı. Kamuran geliyor.
Tamura çocuğu mu karın mı bak karıştırma. Baba! Neden yaptın baba? Oo, çok iyi. O kızı seviyordum. Arkadaşlar şaka değil. Direkt sona mı bağladı? Burada bir şeyler var. Hayır evlat! Oo. O kız seni asla sevmedi. Allah Allah. Bu çocuk iyi değil ha. Çağrı. Pelinleri ara. Bu akşam gelemeyeceğini söyle onlara. Allah Allah. Doğal yetenek ya. Pelin'i arayamam baba. Pelin'i aramamı isteme benden. Oha oğlum çok iyi neden, lan. Neden? Çamurdan sosuzu Çağdan. Bu akşam onlarla grup yaptığını biliyorum. Hayır baba yapmadım. Plot twist. Pelin'lerle grup yapmadım. Çabuk rafı düzelt, çabuk rafı düzelt. Duymuyor ki. Çabuk rafı düzelt diyor. Rafı düzelt. L koltuğu da düzeltebiliriz, biraz üst seviye olur. Nasıl hocam? Çiz makinasını düzelt. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse öylesine bir şeyler olmuyor bu hayatta görmüş olduğunuz gibi. Bu anı bekliyormuş ya. Neyse çok iddialı bir cümle. 3 yıldır mağarada hazırlandım. Arkadaşlar, vallahi ben de oyunculuk yeteneklerimi kime sergilesem kime sergilesem seni buldum seni sergileyim dedim. Arkadaşlar tüylerim diken. Çağrı. Sen oyuncu olmak istiyorsan seni bu TRT dizilerine at olarak alak. Duydun mu şakayı? Kanka bir daha yapma şakayı. Kulaklık takıldı sana duymadılar. Mi? Bir daha yapma. Ha, dur bir daha yapayım o zaman. Yemin ediyorum komik değildi. Boş ver yapma. Yokmuş. Kardeşim. Benim kulağım mı duymuyor? Evli barklı adamsın. Kocaman adamsın. Kulağım mı? İflas mı etti kulağım? Bak. Vallahi o itin kuşun sahibi hep benim arkadaşım yani o dizilerde. Doğrudur bu arada. Biliyorum. Onlar o taraflardan geliyor. Değil mi? He? Murat Beysun. Biliyorum. Biliyorum. Şeyde Alparslan'da var mı? Var. Çağrı bir kişnesene bak. Ya biz. Evet neyse tamam. Evet. Oyunculuk diyoruz kişnesene. Oyunculuk. At mı oynayacağım ben? Bu arada yani hepsini yapıyoruz oyunculuk. Oynamadım ama. Böyle. Bir hayvan oluyorsun. Ateş oluyorsun mesela. Ateş oluyorsun. Ben tiyatro yaptım bu arada. Yaptın değil mi? Ya bir şey var mı? Belli belli. Şaka değil. Falan şey yaptım. Değil şakası yok. Yani şaka değil bu cidden bir şeyler var ama bir tık abarttın gibi de bir şeyler oldu. Orada sahnenin gazına bir geldim. Bir çıkamadım oyundan bir. Tiyatro yaptım Muğla Üniversitesi'nde. Gerçekten. Aha, güzeldi. Ya bizle şu an dalga geçiyorsa hiçbir şey olmaz. Vallahi dalga geçmiyorum ya. Yaptım. Ha, bu adam aşırı poker face. Oğlum sen poker oynasaydın bayağı... Poker oynuyor. Henüz 15 bin TL borcum var. Onu ödeyemedim yayına düştüm işte mecburen. Burak uza artık sen kardeş falan diyorlar. Ama arada bir iki tane gelir ondan ya. Bana bile diyor. Bak kardeş üzülmeyeyim. O bana da diyor. Kapat artık yayını. Burak komik değil kardeşim. Kendi izlemekten vazgeçmiyor. Eyvallah abi Allah razı olsun. Gidin istiyor. Tamam. Toksiklik tamam. Yapmayın lan banlar mısınız? Yok yok sıkıntı yok. Nuri. Ya şaka yapıyorum ben de. Yazın ne istiyorsunuz? Nuri. Efendim abi. Yazın geldi mi oyuncularımız? Geldi arkadaşları. Hepsi tiyatrocu. Oyuncu olmak istiyorlar. Tamam. Denemişler türlü türlü yolları. Tamam kamera açsınlar. Türlü türlü yol. Çok denememişlerdir hiç. Hepimiz aynı anlamı açalım yoksa. Açın hocam hepiniz açın. Bunlardan olmaz at bunları. Thomas 295 geliyor. Hatta ayıp olmaz. Ardi. Aha Ardi geldi. Evet Ardi. Bu Ardi daha önce katılmış mıydı yayına? Yok. Ardi İlk güzel Joker oynar ha. Hüseyin geldi. Afret geldi. Afret geldi. Ve Thomas geldi. Arkadaşlar sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ekran vereyim mi? İzleyeceğiniz mi sizde? Hiç gerek yok. Çok iyi olur abi ya. Bizim ekrandayız ya. Yok yok çete diyorum. Dur lan size de vereyim izleyin ama. Bir daha nerede vuracağız bunu ya? Dur verdim verdim. Bizim kamerayı şöyle alalım o zaman. Ortaya tam ortaya böyle küçücük. Şöyle kenarda. Oluyordu bu arada. Kenarda dursun ya. Evet, evet. Hoş geldiniz. Afret'i tanıyalım önce. Afret hoş geldin. Doğru mu okuyoruz nickini? Hoş buldum. Doğru evet. Tamam. Adım Su. Açıkçası oyuncu hep olmak istemiştim ve tiyatro rollerinde bulundum. Marmaris'te Devlet Tiyatrosu'nda oyunlara çıktım. Genelde Anton'un heyecan yaptım şu an biraz. Anton Çeo mu? Evet, evet. Evet. Sonrasında böyle
Türkiye'de olmanın verdiği durumlardan dolayı böyle maddi olarak sıkıştım. Açıkçası bunu yaşayan çok kişi vardır diye düşünüyorum. Gerçekten eğitimler o kadar pahalı ki hani tutup da ucundan tutup ben yapayım desen olmuyor. Ondan dedim ki sonra 5M'e falan sardık. Orada rol yapmaya başladık. Öyle geliştirdik rolümüzü. GTA mı ben, oynuyorsun? Her türlüsü. Her türlüsü. G modu. Ben aslında Hype'la ilk Katman RP'de tanıştım. Orada profesör rolü yapıyordum. Aa, Harry Potter. Evet. Çok güzeldi. Ondan sonrasında böyle şöyle derken bu konumdayım. Yaş açıkçası kaç peki? Merak edecek. 20 yaşına girdim dün. 20 yaş normal değil mi yani bu işler için? Tabii ki canım, her yaş normal ya. Tamam. Öyle bir şeyimiz yok. Tamam, seni isim neydi ya oraya attık? Su. 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 Tamam, Su hoş geldin. Ardi'yi tanıyalım bir, sonra size tekrar dönelim. Ardi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Seni tanıyalım kanka. Adım Arda. Arda, Ardi. Güzellik, evet. Evet. Oradan ayarladım. Endüstriyel tasarım okuyorum abi. Endüstriyel tasarım. Ama hep oyuncu olmak istedim çocukken. Bu arada kardeşim Tuana... Tuana endüstriyel tasarımcı. Endüstriyel tasarımcı. Hangi okul dedi? Ankara'da, OTÜ. OTÜ. Evet. O da İTÜ'lü. Çok iyi. Puanları düşük herhalde bu endüstriyel tasarım. Herkes orada. Herkes taşak üniversitesinde okuyor mu yani? Hani bir tanesi de görmedim. Kültür üniversitesine benzemez. Tuana Polimi'de, Politeknico'da, Milano'da master yapıyor falan. Bu arada. Hadi ya, maşallah diyelim. Bir alkış. Evet Arda, bir alkışlayalım. Ardacığım. Endüstriyel evet. Tasarım okuyorsun. Kaçın sınıf? Yaş kaç? İkinci sınıf. 20 yaşındayım. İkinci sınıf 20 yaş. Güzel. Gayet iyi. Var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Çünkü tekrar tanıyıp döneceğiz ya. Ankara'dasın yani şu an. Ankara'dayım. Küçükken de oyuncu olmak istiyordum. İlkokulda da oyunculuk yaptım. Vay güzel. İlkokulda. Ama şey olarak okulun iç orada. Okulda. Anladım. Tiyatroda yani. Aynen. Atatürk oğlum. Yok. Çanakkale savaş şey asker oldun. Hiç hatırlamıyorum ama yaptım yani. Ya hatırlamıyorsan söyleme ya kardeşim. Sen de Arda hadi. Hüseyin'e geliyor. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Seni tanıyalım Hüseyin. Ben bu katmana bir tık büyük geliyorum sanırım. İsmim Hüseyin, 28 yaşındayım. Büyük mü geliyorsun? Gelmiyorsun abi. Yok yok, şu an kamera açanlara diyorum. Ha kamera yani. Açanlara mı? Yok abi yok, evet. Oyunculuğun yaşı mı olur ya? Hüseyin şöyle öpüşebilir Ankara'da... misin? Sanat için sevişir misin Hüseyin? Yani sanat için kırmızı çizgim yoktur. Aha yoktu ya abi. her türlü her saniye girerim yani hiç problem değil. Ama her dakika mı? Ankara her dakika yani 24 saat 28 saat falan hiç sorun değil. Ankara Sabri Alışık mezunuyum. Aaa. Yani, evet. Sabri Alışık mezunuymuş. Kral. Ankara'da Sabri Alışık Akademisi'nden yani okulunun konservatuvarından değil de kursundan mezunum. Ulan, yaklaşık ya Hüseyin. Hüseyin altı, ya. Efendim. Onlar ne kadar gitti? Kolej gibi 5 ay mı 6 ay mı gittin? 4 yıla yakın gittim. Ha iyi tamam tamam. 4 yıl içerisinde işte yatak odası diyaloglarında. Gerizekalı bir dakika hocam. Bir Malkara Mal. Korku filmlerinde olacak. Aptal. Kapat oğlum kameramı. Aptal. Bu öyle anlıyor. Başka türlü anlamıyor. İyi aday değil mi ya? O da adaydır. Ya onun aday... onu hangi filmde oynatalım ya? Onu nerede oynatırız biliyor musun? Yüzüklerin Efendisi benim, 4'te falan oynar o. Bon servisim Tarık abi de benim. Efendim? Bon servisim sende. Tamam kardeşim. Tamamdır. Evet Hüseyin başka peki? Devam edeyim mi? Evet lütfen Hüseyin. Şöyle Edward Albee'nin yazdığı Bir Hayvanat Bahçesi ve hani Levent Ülgen'in de oynadığı Yatak Odası Diyalogları gibi birkaç tane sahne oyununda bulundum. Ama 3 yıldır falan yapmıyorum tiyatro ama tekrar dönüşüm olacak. Ne iş yapıyorsun? Anasını sikiyorum. Şu an kırın amına koy zaten orada onun bir önemi yok ya. Kır evin amına koy ya bir önemli yani. Evet. Şu an birkaç tane... Şu an birkaç tane firmada freelancer olarak sosyal medya danışmanlığı yapıyorum. Evet. Öyle yani. Ne demek istiyorsun? Sen mikrofonu söyle bana. Ya. Abi bunu ben uzatacağım böyle. Rahatça bizi duysun diye. Evet abi. Tamam. Evet. Tekrarlayayım mı sonu? Yok yok hayır. Duyduk. Instagram okay. Şey sosyal medya. Sosyal medya yöneticiliği yapıyorsun. Evet. Freelancer olarak. Tamam. İşte yurt içi yurt dışı.
Ama yıl sonuna doğru hazırlanan bir tane oyunda geri dönüşümüzü umarım tekrardan yapacağız tiyatroya. Peki çok abi güzel. Sen tiyatrodan mı devam etmek istiyorsun yoksa bir de şey var değil mi? Yani tiyatrocuların bazıları da dizide oynamak istemeyenleri de var yani. Evet. Şöyle benim aldığım eğitimler doğaçlama, oyunculuk, kamera önü eğitimi, işte hareket eğitimi ve dans eğitimi. Daha çok sahne oyunlarına yoğunlukla eğitim aldım. Ama bir yerden buradan falan sponsorluklu bir oyun teklifi gelirse de asla hayır demeyiz. Şimdi şöyle aslında aldığın eğitim şey değil yani kesinlikle tiyatro eğitimi değil bence. Ben de çocukluğumdan evet. beri sürekli olarak eğitim alıyorum. Özellikle bu arkadaş şey değil mi? Aday. Bu arkadaş da yeni geldi aday galiba. Aday hoş geldin yani, kardeşim Koç Yiğit. Merhabalar. Şöyle geleceğim sana Koç. Bütün bu nerede bu performans sergileyeceksen sergile. Bu eğitimler kesinlikle basic yani kesinlikle alman gerekenler. O yüzden öyle evet. şey değil yani sadece sahne sonuçta oyunculuk nerede yapılırsa yapılsın bir sanat yani sahne sanatı. Çok benzer bir şey sadece kamerada daha ufak hareketler daha göz içinde oynamalar sesini çok yükseltmene gerek olmaması falan filan gibi böyle daha farklı dinamikler var. Ama bence çok alakalı değil. Şansını iyi bir ajans bulabilirsen kesinlikle deneme. Evet. Şöyle biraz önce bir soru sormuştunuz. Çok özür diliyorum. Ajanslar dediniz hala insanlardan para alıyor mu? Ben bu para alıyor mu kısmının yaklaşık bir yüksek bir meblağ dolandırılan kısımlarındanım. Çünkü gidip 10 tane fotoğraf çektirip dünyanın parasını veriyoruz. Ve evet. Hiçbir şekilde geri dönüş olmuyor. Yani siz daha iyi biliyorsunuz evet. durumları, ajans durumlarını. Tiyatroyu sevmemdeki olay da şu. Abi bir insan hiçbir şekilde... Hiçbir rolüyle oynanmadan direkt izleyiciyle buluşmalı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani o sahneye çıktığındaki o bağırma, sesinin kısılması dahi senin objektifine yansıyor. Yani direkt kendi objektifine yansıyor. Hı hı. Biraz tiyatroda bunu önde tutmayı çok seviyorum. Ama dediğim gibi hiç film deneyimim olmadı. Ya nasıl bir duygudur, nasıl bir şeydir bilmiyorum. Vallahi çünkü iyi bir ajans araştırmasına girip güzel auditionlar... Showreel derler ona görüntülerinin toplandığı bir şey. Evet. Showreel'lar hazırlarsan kendini. Bir yandan da bütün arkadaşlara da söylüyorum bunu. Showreel'lar hazırlarsan kendini farklı tiplemelerde, karakterlerde neler yapabileceğini gösterdiğin şeyler olursa ve onlarla iyi ajanslara, belli başlı birkaç ajans var. Onlara onlara gönderirsen belki de geri dönüş alabilirsin gibi hissediyorum. Düşünüyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ankara. Tamam. Tamamdır. Bu kadar benden. Evet, o zaman diğer arkadaşlara da bakalım şey olacak. Şey Thomas'a geçelim. Seni tanıyorum Thomas. 19 yaşındayım ismim Hasan. Eskişehir'de okuyorum. Denizli'den geldim buraya. Ne okuyorsun? Kimya mühendisliği okuyorum. İkinci senem, birinci sınıfım. Güzel. Çocukluğumdan beri ilgim var tiyatroya, sanata, sinemaya. Denizli'deyken bir iki tane oyunda sahne almıştım. Şu anda da okulun Anadolu Üniversitesi'nin ya da bizim üniversitenin tiyatro kulüplerinde aktif üye olmaya çalışıyorum. Diksiyonun falan bayağı iyi ama harbiden. Evet. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey bence çok bu arada. Ben diksiyon konusunda çok problem yaşamıştım ilk başlarda. Daha doğrusu diksiyon değil de artikülasyonla ilgili. Çünkü çok fazla rap dinlediğim için çok yutuyordum kelimeleri. Ne oluyor? Kanka kimya mühendisi. Kimya mühendisi evet. Ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kaldı yerden devam etti. devam edebilir miyim? Tabii, lütfen devam lütfen kardeşim. Tamamdır teşekkürler. aynı anda biz benim kız arkadaşım var Beren. Onunla birlikte bir senaryo, film senaryosu yazmaya çalışıyoruz. Çok yeni başladık aslında. 3 ay falan oldu ama. Bir dakika bölüyorum. Film senaryosu için evet. yazmada para var mı bu işte? Yazıp para, kime verecekler mesela? Para, alan para, var mı yani? Para öyle bir şey değil ya nasıl söyleyeyim. Hani Twitch'te para var mı mesela? Var. Yani mesela ne noktada var yani mesela? Yani ne noktada var yani? Çağrı bir kere sahibi yani. Dünyanın en zengin çok adam. Çok alamıyorsun anladın mı? İşte hype olursan, hypesan. Yani 1-2 senede uçak alamıyorsun. 2 tane helikopterim var yani. Yani eğer çağrıysan para kazanıyorsun. Değilsen kazanamayabiliyorsun ama...
Ya mesele orada para kazanmak değil kardeşlerin. Ya öncelikle... Şaka şaka Twitch'te para var. Harbiden var. Ama şimdi dediğin de doğru. Ben şimdi ilk başladığında yoktu. Benim için yoktu. Evet, ya para değil. Önemli olan yaptığın işi iyi yapmak ve severek yapmak sonrasında... Kemal Piçi de kazanıyor ha bu arada. Onu da söyleyeyim falan değil mi? Alakasız. Buradan onu da söyleyeyim yani. Sadece çağrıda kalmasın hani. O da kazanıyor. Bu kim gelen? O gelen bizim... o da oyuncu bu arada. Tiyatro ve çok uğraşmış bir oyuncu. Secret Ibo. Kamerayı ayarlıyorsun. Yönetmenlik de yaptı abi. Ha, yönetmenlik her şey var onda. Maşallah. Ben de senaristim. Matrix'ten bağlanıyor. Koçit, seni bir daha tanıyalım. Koçit, hoş geldin. İbo'dan bir Matrix şakası gelir. Koçit, mikrofonu kapalı, bir de kamerayı döndürür misin? Yok, bir sürü kalka. Ekran döndürmeyi de açar mısın? Mikrofonu kapalı Koçit. Tamam. Ekran döndürmeyi nereden, nasıl yapıyorum onu? Boş ver ya, telefonunun modeliyle alakalı bir şey. Onu nasıl döndürme ekranı, sen söyle ya. Konuş kardeşim, anlat kendini. Bu adam tekniker mi amına koyayım? Türksel çalışanı mı var? Nereden bir site ekranı döndürüyor? Kanka ben? iPhone 12 bu. Darbe günü bağlanıyor gibi. Evet Koç Yiğit. Ben 25 yaşındayım, Sivaslıyım, ancak İzmir'de yaşıyorum. Maşallah. Böyle alakası yok var. Güzel. Maşallah karışma, evet. Benim oyunculuk deneyim şöyle oldu. Daha dur deneyim demeyeyim de oyunculuk ajansı geçmişim diyeyim. Ben bir oyunculuk ajansında asistanlık yaptım. İşte o fotoğraf çekip işte ne bileyim. Sen yukarıdan böyle girmek istedin böyle. Yukarıdan girmek değil de ben oraya figürüm olmak için gittim, beni çalıştırdılar. Yani, şimdi öyle olunca bir de ama yani tabii aldığım para yani günün şartlarında demeyeyim, hatta o zamanın şartlarında bile çok minimal bir paraydı. Zaten 17 tabii yaşındaydım o zaman. Biliyorum, tahmin ediyorum. Ben paralar ücretleri bildiğim için. Evet. Sonrasında işte bana dediler ki yok kardeşim senin şey yapman lazım, bu oyunculuk eğitimleri falan alman lazım dediler. En azından hani orada kendi hani yanında çalıştığım insanlar söylüyor bunu bana bir de. Hani alman lazım kesinlikle, oraya eğitimlerini tamamlaman lazım. Seni Aksu yapıma gönderiyorum dediler bana. Ne ben dediler? Aksu yapı. O kim ya? Aksu yapı. Değil mi? İnsan öyle diyor. Bu ne ya, bunu anlatıyor İnsan... ya bu. İnsan öyle diyor. Aksa yapım diyor. Ondan sonra Aksa yapımda oyunculuk eğitimlerimi alabilmem için gönderiyorlar ama. Tamam, nereye? Sonrasında gidiyorum işte. Gittiğimde, görüştüğümde de benden 500 lira gibi bir para istiyorlar. Ben de bu parayı veriyorum. Hani bilmediğim için hani sonuçta ajansım yollamış falan. Ben de bu parayı veriyorum. Verdikten sonrasında ise işte iki hafta, haftada üç gün olarak sadece gittim. Onda da İkinci haftanın sonunda adam bana dedi ki senin çenen ileride kardeşim diyor. Bana bunu eğitim veren kişi işte senden oyuncu olmaz diyor. Hani böyle bir şey söyledi bana. Ben de 17 yaşındayım da. Ondan sonrasında da hiç ilgilenmedim. Adam bunu dedikten sonra hayata küstüm ki zaten dolandırıcı bir firmaymış. İki ay sonra battı. Ben oğlum. Daha önce işimi değiştiriyorlar. Hatta soy ismi Aksoyalı'nın yapımcı vardı. Onun şeyi üzerine. Onun adı üzerine hani sahte yapmışlar. Benim patronum olur kendisi. İşte ha onun Fatih abi, evet. Onun adı Aksoy. Faruk Aksoy. İşte ama Aksoy kardeşler. Alakası olamaz ama öyle bir şey ya. Öyle ama bir tabii ki. Ben de evet onu diyorum. Heh. Sonrasında öğrendim ben onlar diye gittim rahatlıkla. Sonrasında ünlü işte ünlü yapımcıların falan filan böyle şeylerini kullanıyorlarmış. Soy isimlerini kullanıyorum. Dolandırıcılar işte yani demek ki. Aynen öyle. İşte ben onu demek istiyorum işte. İnanmamak lazım böyle şeylere. Zaten dolandırıldım. Zaten mesela bu bahsettiğimiz isimler, bu büyük yapımcılar ve kanallar asla kimseye telefondan böyle yani bu şekillerde ulaşmazlar. Ulaştıkları zaman onu anlarsınız zaten yani hani abi bu kanal belli ki, bu yapım şirketi belli ki diye anlarsınız. Hani böyle mesajla, SMS'le, Instagram'la, oradan buradan veya bir arkadaş vasıtasıyla falan filan olacak işler değil arkadaşlar. Lütfen böyle şeylere lütfen düşmeyin bak. Tamam, o zaman sana şeyi soracağım. Mesela şimdi Koç Yiğit veya Su veya Arda, Hüseyin fark etmez yani. Tamam. Yaşı da yok ya bu işin. Yok, asla yok. Tamam. Şimdi bu adamlar hani ajansa gidiyorlar. Fotoğraf çekimi istiyor ajans. Benim tek bir şey söyleyeceğim ben. Gerçek bir şey net söyleyeceğim. Yani noktayı koyacak bir şey mi söylüyorsun? Noktayı koyacak bir şey söylüyorum. Birincisi ajansların çoğunda bir tane stüdyo auditionları çektikleri bir oda vardır, tamam mı? Arkası ya siyahtır ya beyazdır ya gridir, bir şey vardır. Fotoğraf stüdyosu gibi bir şey vardır, tamam mı? Ve orada zaten headshotlarını kafa fotoğrafı derler. Oyunculukta tek lazım olan şeydir o. Kafa fotoğrafı. Onu çekmeleri yeterli olacaktır. Bunun için bir para almalarına gerek yok. Bazen bu bir maliyeti. Bazen bu arada baya telefondan çekip atman da öyle audition veren de.
Ben telefondan çekip çok atıyorum canım. Onu demiyorum. Yani zaten ajans kendisi bunu arrange edebilir kardeşim, yani İngilizce'de söyleyeyim. Ama etmiyorsa da telefonla. Etmiyorsa da yani. Telefonla atarsın falan filan da. Hayır, fotoğraf atamazsın. Video atarsın. Video. Fotoğraf için diyor arkadaş. Şey Çağrı. Ha, yok. Ya ben hani fotoğraf bir yerden girsin diyor ki şunu demek istiyor. Bunun paraya döküldüğü bir kısmı var ajanslar tarafından. Eğer güvendiğiniz ajansın size gerçekten auditioner iş getiren bir ajanssa şöyle bir şey teklif ettiği oluyor mesela. Diyor ki biz bir fotoğrafçıyla anlaştık. Bütün ekibin fotoğraflarını çekeceğiz. Ücret bu kadar. İstersen çekil, istersen çekilme diye soruyor. Mesela ha, benim ajans mı yapmıştı? Tabii parasını veriyorsun. Ben verdim parasını o zamanlar. Ve çok da memnun kaldım. Fotoğraflarım olmuştu. Fotoğrafçı fotoğraflarımı çekti ve fotoğraflarım oldu gerçekten. Hani şimdi her ajans dolandırıcıdır demiyorum. Dolandırıcı ajanslar vardır. Bunlara dikkat etmek gerek. Hangi projelerde çalıştıkları hakkında sadece yazı yazmaları yeterli değil. Oyuncuların hangi ajanslarla çalıştıklarına bakın. Bir de bir şey soracağım. Torpil var mı ya bu işte? Benim hayatımda torpile dair hiçbir şey yok. Ben sana diyorum ki ben 4N1K'ya girdiğimde İstoç'ta Bağcılar'da araba yıkıyordum. Galeride. Nasıl girdin orada 4N1K'ya? Benim 4N1K'da oynamadan önce bir ajanstaydım Layla Şirin diye. O ajanstan bir tane arkadaşım var benim, Cihan Şimşek diye oyuncu. Biz işte beraber şeyde oynamıştık. Hekimoğlu'nda falan böyle bir bölümlük bölüm oyuncusu olmuştuk böyle. O bölümün konusu. İki tane çocuk futbol oynarken bir kaza geçiriyorlar, hastaneye gidiyor falan. Cihan beni aradı, dedi ki ya dedi bizim dedi bir film var. Böyle böyle bir yapım yapıyor. Dedi ki basketbolcu birini arıyorlar dedi. Sarışın, uzun boylu, bayağı seni tarif ediyor dedi. Sen basketbol oynuyor muydun dedi. Evet dedim abi, oynuyordum. Oynamıyorsak da oynarız. Nedir? Yaparız. Sonra dedi ki ya audition vermek ister misin dedi. Ben de şey dükkandayım ya, çay koyuyorum abimlere falan böyle. Ben dedim tabii ki isterim oğlum, ne diyorsun falan. Ona torpil deniyor kanka diyor. Oğlum yani bir oyuncu torpil yapamaz. Ona göre konuş ha. Fark etmez, hayırdır. Lan yavşak. Cumhurbaşkanı başlar şu an. Torpil mi oğlum? Nerede? Audition vermiş adam ya. Ona torpilden mi? Bugün neyse. Audition vermeye... Lan kim kaldı abi yani? Sarışın ben... uzun böyle basketbol oynayın. 4 kişi falan var Türkiye'de. Torpilin neye dendiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz bence. Konuşturtmayın burada beni. Kimlerin bana torpilli olduğu da çok belli bence her yerde. Benim bir torpilim yok. Benim canımı sıkmayın var ya harbi hepiniz. Abi alakası. Sinirleniyorum. Acuna. Bir şey söyleyeceğim. Neyse. Benim bir şeyim yok. Ama şöyle bir şansım oldu. Evet. Cihan'ın aklına gelmişim. Sarışın uzun boylu falan bulamıyorlarmış. Bağcır audition'ı verebilirim abi. Psikopat sigara içenlere. Sen her audition verirsin gibi bir his var şimdi. Deminkinden sonra. Neyse. Abi böyle bir bu şekilde bir audition vermeye gittim. Audition'ım olumlu geçti. Güzeldi. Ve diziye girdim. Ondan sonraki tüm işlerimde hep audition vermeye devam ettim tabii ki. Sen o diziye girdin mi, oradan yürüdün gittin mi ondan sonra? Yürüdün gittin denmez ona da mesela. Şimdi ben şu anda da yürüdüm gittim diyemem kendim için ya sonuçta. Ya tabii daha iyi yerlere gelirsin ama şu anda da her şeyin daha iyisi sağlam var. Sağlam yani. Birkaç proje arda arda geldi. Şimdi hakikaten evet. Bir de oyuncular da şey oluyor ya. Yeni bir oyuncu piyasaya düşüyor, gündem oluyor ve ondan sonra takır 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 devam ediyor. Şimdi şöyle ben 27 yaşındayım. İşte şey bir yaşımdayım yani, güzel, üretken olduğum, kendimi geliştirebileceğim bir çağımdayım. Bunu ben spor yaparak, eğitimler alarak falan kullanmak istiyorum bu çağımı. Ve işte şu ana kadar hep ben çok iyi yapımlarla çalıştım. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Çok iyi senaryolar denk geldi falan filan bilmem ne. Hepsine audition verdim bu arada. Hepsine. Günlerce arka arkaya gittim geldim. Hani hepsinde yani kendi oynadığım yapım şirketimden dizi değiştirirken bir audition verdim yani. Allah Allah. Yani ki yani biz şeyiz, aile gibiyiz artık yani. Hani orada bile audition veriyorsun yani. Bunun torpili öyle ya, öyle bir şey yok arkadaşlar. Torpil her şeyde var tabii ki ama öyle her gördüğünüz oyuncu torpilli değil ya. Ben 6 yaşımdan beri oyuncuyum. 2 sene önce bu işten para kazanmaya başladım. Torpil yani, var ama bu işte. Böyle her işte var abi. Audition işte az önce. Her işte olduğu kadar işte. Her şeyde var yani. Her işte olduğu kadar torpil var yani. Audition ne diyorlar ya? Audition işte benim az önce yaptığım var ya. Audition deneme çekimi ya, demek. Şimdi şöyle benim... Bu arkadaşlara tavsiyem. Şimdi bu arkadaşlar mesela bir hareket çeksinler mi? Ne yapsınlar?
Hayır, hiç gerek yok burada öyle bir şeylerini çocuklara öyle bir tribe sokmaya. Aynen. Şaka bir o yana. Da benim ekmeğim işte o da. O da benim aynen, ekmeğim ya. Şey Burak yaptın ama. Ben. Bak şu Zorol'daki bir maymun yapıyor. Bir gör lan. Lan İbo. Bir yap lan. Bence efendim. Bir yap, bir şeyler yap oğlum. Burak abin gelmiş. Gözükmüyor. Bizim. Benim oyuncu geçmişim var abi. Bu herkesin kayıt olduğu bir ajans vardır. İsmini vermeyeyim de. Herkes biliyordur onun adını. Ben oraya kayıt oldum işte başlamadan. Mayadrom. Işte. Evet. Mayadrom. Ama yakın zamanda bir oyunculuk deneyimim oldu. Oyun içerisinde. Abi bizim şey var ya, GTA Rap. Çok özür diliyorum. Ne dedi? GTA Rap'i söyleyeyim ya. Kardeşim o sponsorlu iş lan, benim sponsorlu işim. Benim. Ben ne kendim oraya kaptırdım ama. Orada ben ayrı bir dünyayım yani, iki karakter. Çekeceğiz, bitecek. Orada da güzel oynuyor pezevenk ama harbiden. Ne oynuyor? Bir mafya oynuyoruz. Ha. O da mafyanın bir tane çocuğu işte. Bizim. Mafyayım, ben de mafya. Şama tabii çocuk, makara. Mafya desene abi. Mafya desene abi. Mafya diyemiyorum, dilim varmıyor mafya demek. Ben çok eski şey yayını hatırlıyorum. İlk GTA RP'lerinde Rus bir mafyayı oynuyordum. İlk RP. Var. Var, geçmişte var öyle hareketler. Bir de Hayri Mayri var. Geçmişte. Almanca Hayri. Ha, Almanca Hayri. Cafer var. Deli Cafer zaten. Aynı sinemalar be. Aynı sinemalar be. O Cafer'den arada... sonra falan. Efendim? Çok pardon. Bu arada biz seninle çok uzun süre RP yaptık. Harbi mi diyorsun? Evet. Phil Hogwarts'tan. Yani Katman'ın da öncesi. Aha. Evet. Oha. Çok çok uzun süreler yani. Senin daha Kegri'nin Hogwarts'ta doğuş sürelerinden, Phil'in ilk zamanlarından bahsediyorum falan. Hadi ya, neyi oynadın sen orada? Ben hatırlar mısın bilmiyorum ama bunu söyleyeceğim, biraz komik. Senin bir yayınında özel bir rol yazılmıştı ve yaklaşık 20 dakika... Özel rol yazılmış falan, ne anlatıyorsun oğlum? Doğaçlamaydı. Şöyle şöyle yani, doğaçlama bir rol vardı. Doğaçlama arkadaşlar. Sen, özel bir yayındı sen, işte o beni eve çağırdı. Evet, özel bir yayındı. Evet. Şöyle sen karanlık tarafa geldiğinde gerçekten bir dağ trolü vardı. O sen miydin? Bilmiyorum ama evet. Dağ trolü müydün abi? Senden kesintisiz bir 10 dakika küfür yemiştim. Niye ya? Horluyorum falan diye. Ha, rol içinde. Bayağı bildiğin rol içinde. Onu da söylemek istedim yani. Bir yapsana abi, bir troll. Dağ trolü. Dağ trolü mü? Ha, dağ trolü yapsana ya abi. Hüseyin. Dağ trolü. O RP döneminden mi yoksa hani... Evet kanka, ondan. Senin kendi geliştirdiğin bir dağ trolü, başka bir dağ trolü daha mı var ki? Var. Onu yani yap o zaman abi, kendi kalın. Geliştirdiğini yap. Abi yemek. Gibi. Yemek yok abi. Abi yemek. Burada oyunumu oynarım. Burada kalırsın, bakın kalırsınız diyor. Yani. Gibi falan yani. Evet. Yapmayacak mı? Yaptı ya abla, daha ne yapsın? yaptım abi yemek. Oynanmıyor, sadece konuşuyor. GTA RP'de evet, sadece ses var ya. Zaten ben şu GTA RP'deki RP yeteneğimi gerçekte yapabilseydim, yapsaydım ya, o ya, alana gitseydim. Işte bugün o koltukta ben oturuyordum. Bugün orada ben oturuyordum. Ben bunu koyuyordum. Bunun niye var? O mu? Ya Thomas sigara. Sorma. Thomas sigara içti, şarap içti. Gözlük taktı. Çocuk orada neler yaşıyor var ya. Thomas o dişi mi ya? Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Evet Su Hanım, siz sorun lütfen artık. Şimdi dediğiniz kadarıyla sizi başka bir arkadaşınızın tavsiyesiyle diziye girdiniz. Peki bizim bu arkadaş çevresini nasıl yapmamız gerekiyor? Yani? Bir dakika. Şimdi önce bir dakika, tamam. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. 4N1K'ya nasıl girdiğimi sordular. Ben onu cevapladım. Normalde daha öncesinde ajanstan gelen auditionlara katıldım. Yüzlerce audition'a girdim. Sadece iki tanesinde oynayabildim. Bir tanesi Star'da 20 dakika dizisi. Bir diğeri de ATV'de. Ben onu çok sevdim de o dönemde. Onlarda da ana kaslardan birini oynamıştım, çocuk rolünü. Oğlum bak, şuna bir şey söyle. Hiç ya, ona çok takılma. O fırlama, bizim kasttan zaten. İbo sal oğlum bizi. Bak burada tek kast İbo. Neyse. Ben arkadaşımın vasıtasıyla 4N1K'ya girmiştim. Ondan öncesinde oyunculuk yapıyordum zaten ben. Ben oyuncuydum. Ama arkadaş ortamını nereden? Ben Cihan'la ajanstan tanışmıştım ilk yani. Abi ilk var ya bu. İlk
girdin böyle ilk ama ya. Böyle hani daha oyuncu değilsin. Böyle ilk defa böyle çok heyecanlandın. Hani böyle o ilk girdiğin anı anlatabilir misin? Çok kötü bir his ya bu arada. Yani... Diziye ilk girdiği anı. Bu kişiler kanka yanlış anlar vardı. Net söylüyorum kusura bakma. İlk o anı soruyorlar çünkü. İlk. İlkini İlk. Soruyorlar yani. Ya ama şöyle. Audition terk eden de ben ilk de. Mesela audition verdin gittin oralara verdin audition verdin. Sen alo mu dediler mesela gel Burak evet sen. Evet abi. Öyle mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Gel Burak sen bununla biz sizi dedin. Arayacağız diyorlar ya. Harbiden aradılar. Bir gün arıyorlar abi evet. Ve aradılar yani. Çok ve ama şimdi mesela var. Biz falan gittiğimizde hani şey bizi arkadan geçen. O ben gitmedim gerçi beni çevirdiler de. O şey ne denir figüran? Figürasyon. Yardımcı oyuncu. Mı? Yoksa hani şey mi var? Yok hayır. Figürasyon olarak gidiyorsun sonra büyüye büyüye ilerliyorsun. Hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Direkt gittin mi direkt veriyorlar yani orada. Tabii ki. O, orada karakter görüşüyorsun. O zaman ciddi sağlam görüşüyor. Bir ajansa gitmek lazım abi. E tabii ki yani. Şans onu diyorum ya. Abi oyunculuk eğitimi aldığınız yerler bak yani o bulunduğunuz tiyatrolardaki hocalarınız size bu konuda yardımcı olabilirler. Birisine sormadan hiçbir ajansa kayıt olmayın. Kesinlikle hocalarınıza eğitim aldığınız yerdeki hocalar mutlaka oyuncudur onlar da sonuçta. Onlardan mutlaka destek alın ve onların söylediği ajanslara gidin. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu kimyager metamfetamin mi yapıyor? Ne yapıyorsun kanka sen? Abi ben de ona düşüyorum. Çok tehlikeli işler yapıyor. Mikrofon diyor çalışmıyor. Ha, mikrofonu mu tamir ediyorsun? Leyim yapıyor üç kelime yerli mi? Mikrofonu evet, açıldı evet, ya. Mikrofonu kapamışlar. Tamam sıkıntı yok. Alo. Alo. Arkadaşlar kimyager dediler bana az önce de. Kimya mühendisi. Kimya, aynen kimya mühendisiyle kimyager farklı şeyler. Bir de tam sandalyeme takıldılar. İstersen gösterebilirim abi. Ne o? Öğrenciyim ben bu sene geldim. Allah. Kam sandalyem hatta tek kolu yok. Maddi durumlardan oyun ötürü ben hiç sana fark bir şey etmez. Söyleyeceğim. Bana bak bana. Bana bak. Bana bak. Bana bak bir söyleyeceğim. Evet. Şey Thomas adın neydi senin? Hasan. Hasan. Hasan Efe. Hasan bize buraya adresini nasıl alacağız senin? Nasıl alacağız? Gerek yok abi ya. Çok. Ben göndereceğim sana niye girsin? Evet. Harbi mi diyorsun? Oyuncu Allah koltuğu göndereceğim sana. İşte bu be. Ya. Adresi çok söylüyorum o zaman. Ben ne var çünkü bunun adresi var diye. Ben bunu 3 kere göndereceğim. Twitch'ten parayı kırıyorsun abi. Biz öğrenciyiz burada bak. Az önce bir tane gofret akşam yemeği yaptım. Şimdi de gece atıştırmalı Hasan yaptım. Tamam dur şimdi oğlum Hasan. Hasan. Bu Hasan var ya. Hasan. Aa oyunculuk yapıyor pezevenk. Aa. Ulan Murat bunu nasıl çıkmadı? Şaşırdı geçti. Hasan ben... Hasan ben, sen evet. Bizi çıkmaya mı geldin Hasan? Estağfurullah abi estağfurullah. Seni seviyorum sana kaldırıyorum. Ben de sana kaldırıyorum. Benden sonra kaldırayım şimdi. Şimdi kaldırmayayım. Hasan yengem ya burada salak salak konuşma tokatlarım seni. Eskişehir'e gel tokatlarım seni bak. Abi ne aldın abi zaten? Hasan, bir şey söyleyeceğim harbiden koltuk istiyor musun Hasan oğlum şaka yapmıyorum ha. Koltuk gönder ya gönderirseniz çok iyi olur tabii. 3 aydır bulamıyorum. Tamam lan vallahi gönderiyorum. Adresi bana gerçekten alsın çocuklar ya. Tamam. Çok teşekkürler. Ben de. Nuri adresi al o zaman. Nuri kanka alsana adresi göndereyim mi? Ben de. Koltuk gönder. Hyper. Onu almışken bir de bize dış ses var ya. Onu iteleyebilir miyiz yemekteyse falan? Şey göndereceğim. Söylemezsin. Ziyo. Ama Ziyo koltuk gönderiyorum. Hadi bir tane koltuk. Neydi o marka falan? 5000 bozdur. Kanka güzel koltuk göndereceğim sana rahat ol. Eyvallah abi eyvallah. Çok Çağrı'nın dokunmadığı bir şey. Bu arada chat'e çok selam söylemek istiyorum. Tamam size bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana bir güzel makara yaptık bu arada. Dur Hasan boş yapma. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Audition vermek isteyen var mı gerçekten? Su verecek gibi duruyor. Su. Ben bakarak verebilirim. Ben verecektim bir güzel süper. Hadi su. Her şu an yok hayır. Ha video mu göndereceksin? Ben video gönderirim bir ara şey olursa. Ama neden ya, video yani. Şimdi direkt nasıl olur bilmiyorum ki biraz da. Boş ver ya. Yani ama belki öyle. Mesela bir şey yaparsın Burak da der ki ya bunun olur der veya der ki yani bunu ben biraz daha. Ben demem. Benden öyle bir yorum beklemeyin. Hayır. Ben asla bak, böyle bir şey yorum ben öyle bir sorumluğa giremem. Sadece ben yol gösteriyorum size. Tek bir Çağrı bir, abi, ben, bir ben derim ya. Ben bir dakika. Ben bir ciddi yorum daha yapacağım. Son. Yine tekrar etmek istiyorum bunu. Lütfen. Oyunculuk eğitimi alın. Oyunculuk okuyun. Yapmak istiyorsanız. Gerçekten hayatınızı buna harcayın. Şaka yapmıyorum. Gerçekten hocalarınızdan
Varsa arkadaşınızdan oyunculuk yapan falan filan. Gerçek ajanslar öğrenip sadece onlara gidin. Kimseye paranızı kaptırmayın. Para kolay kazanılmıyor. Selamlar. Ben de bir tane adam var. Görüşürüz falan. Bir tane adam var. Onu... Dış sesi versene. Dış ses. Aman efendim. Merhabalar. Nasılsınız Burak Bey? Yemekte iş sunuculuğu düşünür müsünüz? Ümit mi bu? Evet. Ümit? Buyurun. Senin ne işin var lan burada? Sen tanıyor musun? Nasıl yani? Çağırdılar geldim. Harbi mi diyorsun? Evet. Nereden arkadaşın ya? E işte o dış ses o. Dış sesi sen nereden tanıyorsun ki? Oğlum çocuk tiyatrocu, dış sesi seslendirmeye burada gidiyor. Ne işi var bu pezevengin o zaman ya? Bu tiyatrocu falan burada bizim yayınlara gelip dış seslik yapıyor burada. O ne demek Çağrı Bey? Hayır o ne demek Çağrı Bey de? Adam seni tanıdı oğlum. Tamam şaka yapıyorum arkadaşlar neyse. Çağrı sen her şeye inanacaksan var. Nasıl olacak ya? Bana çözemiyorum. Verecek olan yok mu ya? Su. Ben hadi ben su. Ben bir duşa gelmemiş olayım. Aynen tamam, öyle. Yürü be. Abi, yürü be su. Daha nori konuştu abi. Biraz ekolliyim falan kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Önemli değil ya biz de çektik. Ben bir şey yapabilen var mı? Bir şey yapmadı pardon. Bu çok eski bir oyunum. Onu okuyayım bari. Bilmem bir şeyden gireyim. Okuma yok. Okumayayım mı? Oyna yani. Yani. Ekranı büyütsene. Suyu. İlginç oluyorsunuz Bay Smirnov. Bir hanımefendiye nasıl konuşacağını bilmiyorsunuz Bay Smirnov. Bana bakın Bayan Popov. Sizin tanıdığınızdan yastıkçılarını daha çok kadın tanıdım ben. Onlar uğruna 3 defa düğüyle yaptım. 12 kadını ben bıraktım, 9'u da beni. Evet Bayan Popov. Bir zaman ne budallıklar yaptım. Tatlı, değersiz fısıldar, yerde eğilmeler, çocuksu selamlar, zorla neşeler, budalığın üst alası. Aşk nedir demeyin bana. Nedir özlemin ağrısı, nedir hüzün, nedir yağ gibi erimek, zavallaşmak. Ben de cayır cayır yandım bir zamanlar. O beni bırakmadan önce. Gibisinden gelmiş olayım. Bir şey söyleyeceğim sana. Mikrofon... Bir de yurttayım çok bağıramıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen yani yapabileceğinin %10'unu falan yaptın şu anda. Yani mükemmel bir cesur bir hareketti. Helal olsun sana. Hayallerinin peşinden koş canım benim. Valla helal olsun ya. Bir kez daha alkışlamak istiyorum. Bravo. Ya. Geldi buraya bak. Aslanlar gibi. Aslanlar. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu böyle bir hareketi bu yayında böyle bir hareket yapmak çok tehlikeli bir şey yani sonuçta. Harbi söylüyorum. O yüzden tebrik ediyorum zaten. Delikanlı önce kız işte ne olacak? Hayır neden tehlikeli biliyor musun? Kardeşimiz çünkü aslan dalga geçebilir. Orada. Ben dalga geçebilirim. Geçsinler chat dalga geçse ne olur oğlum bunlar kim ya? Falan deyip Instagram'a şimdi. Şey çok aslında bağıramıyorum yurttayım ben. Evet yok hayır biz anladık ya. Şey. Oldu kadar. Ezbere bilmem bile mono. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Ses bu işin %70'i falan arkadaşlar ses falan diye böyle giriyormuşum. Yok bir, şey ama sesin... bir şey söyleyeceğim. Sen harbiden bu arada bunu şey yapmayalım hani böyle çok. Bölmüyoruz değil mi ya? Yok bölmüyoruz ha. Sanki sıkılıyorlar mı acaba? Ben farklı bir kontente çevirdim. Sen rahat ol arka planı. Baksana abi. Ben de anlık kontente döndürdüm yani. Ama son bittince bir şarkı söyleriz. Çağrı abi bir şey diyeceğim. Bak şimdi sen bize konu ver. Biz onun audition'ını yapalım. Saçma tamam, bir konu ver. Sana konu veriyorum tamam. Sana. Koçyiğit hazır mısın? Abi benim... Ver abi. Koçyiğit. Benden istemiyorum. Sen şimdi... nasıl olsun? Hemen şurada. Sen geleceğim. Şimdi zengin bir iş adamısın. Tuvalete gidip geleceğim. Tamam mı? Onlar oynasınlar. Ama sana sen oynayacak ha? Bu adam. Tamam ben duyacağım şimdi. Ha tamam. Sesini aç. Sen şimdi zengin bir iş adamısın Koçyiğit. Telefondan açıyorum yayını. Tamam. Zengin bir iş adamıyım. Kimden özür dileyim ya? Ha zengin bir iş adamısın. Şirketim var. Tamam mı? Ya anlattıkça mı oynayayım yoksa toplayıp öyle mi oynayayım? Topla öyle oyna oğlum. Anlattıkça ne oynayacağım? Şirketim özüm, var. Tamam. Şirketten de bir tane çalışanınla berabersin ama. Milf mi? Ya milf değil. Çalışanınla berabersin ama sonra öğreniyorsun ki o kız, çalışan kız senin şirketini elinden almak için seninle beraber olmuş. Meğersem senin rakibinle berabermiş normalde. Onları evde basıyorsun. O basma sahnesini bize oynat. Çok iyi. Ya
Geldin gördün bak şimdi. Girdin abi eve. Bak bak. Tabloyu gördün amına koyayım yani. Ne olacak? Tamam. Çıldırdım. Hayatım ben geldim. Nerede bu kocayım? Hayatım. Bu şey. Bir ses geliyor mu içeriden? Aa, hayır, hocam da nereden mi? Yeter. Öyle oğlum. Sen abi bir şey söyle. Lan oğlum sapıtmayın ya mami. Üç tane adam sesi geliyor içeriden. Yeter ya. Yeter diyor. Kızsız. Öyle vurma, öyle vurma. Oğlum salak salak hareketler yapmayın adama. Bir dakika oyun oynuyor adam. Çok gerizekalı. Onu çok güzel yapıyorum bu arada, yaptın onu. Açtım şimdi kapıyı, oradan alıyorum baba. Aç kapıyı artık. Açtım. Ne lan bu? He? Bunu mu yapacaktın lan bana? He? Tamam benim karım olabilir, evli olabilirim. Tamam ama senin bu beni aldatman gerektiği anlamına gelmiyor. Anladın mı? Hem de benim en yakın arkadaşım lan. Değil mi? Lan bu benim en yakın arkadaşım değil. Bu benim patronum neydi lan, benim şirketimin düşmanıydı değil mi? Ben şeyi unuttum. Başka şirketin sahibi o. Ha, düşman şirket. Sen benim düşman şirketimin sahibinin oğlu değilsin oğlum. Ha? Ne işin var lan benim sevdiğimin ha? Yanında? Ha? 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 He? Ne işin var lan? Kardeşime, kardeşime diyalog yazmak diye görüyor musun bak? Bak ne işin var lan? Boşa düştü. Ha, ha, ha. Aşkım açıklayabilirim. Tamam. Ne açıklayacaksın lan bana? Ha? Daha ne açıklayacaksın? Açıklayacağım sana. Böyle iyiydi. Daha onunla birlik olup benim hisselerime konacaktın değil mi? Ben, evet. Ben geri zekalıyım ya. Ben geri zekalıyım ya. Tamam. Yırt üstünü başını yırt. Tamam. Oh shit. Tamam. Yani tamam gerizekalısın. Nereye bitti? Tamam abi. Olur hocam. Bunu, bunu nereye alalım? Lise öyle defteri. Abi, abi bu çok güzel Twitter ifşa videosu abi. Çıkar bundan. Değil mi? Ya ben Hasan'dan bir şey görmek. Oraya yönlendirelim. Evet. Hasan senden bir şey görmek istiyor. Amca. Sen yine amcana bir göster bakalım, bir koltuk gönderir. Sen yine konu verirsen Çağrı abi, ben de doğaçlama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tamam Hasan, konu veriyorum. Şey yapsan daha mantıklı olur bu arada. İki kişi mesela karşılıklı diyalog tarzı. Oh, ya yine karışmak istemiyorum. Yok öyle mantıklı olmaz Soğan'ım. Bir dakika. Evet, şaka yapıyorum. Ondan neden mantıklı olmaz biliyor musun? O konuşacak, öbürü duymayacak. Aradan bizim bir şaka deneyecekler. Hani ses iletişim problemli olacak diye. Yoksa dediğin çok mantıklı. Bu arkadaş bizden mi yoksa? Koçit mi? Yok, Talha Mutlu. Talha Mutlu? Yo, yeni geldi. O da yapmıştı. Aile bizim. Moderatör bizim. Aynen, benim hazır bir videom var. İstersen onu izleyelim. Olur. Oo, bir dakika Hasan. Bir dakika bir reklam efendim. Arası videoyu izliyoruz. Tamam. Yansıtı ekranı. Nasıl izleyeceğiz? Hiçbir şey tıklamadım ben. Nuri açsın istersen. Bir şey çıkmaz değil mi? Nuri. Hiçbir şey tıklamadım. Bir dakika. Thank you.
Sürekli aynı güne mi uyanıyorsun? Nedir hikayesi Taha? Hikaye neydi peki? Taha gitti. Ana fikri vermeden gitti. Böyle gizemli kalacak. Nereye gitti Nuri? Giden vallahi gitmiş. Düştü herhalde abi, gelir birazdan. Oğlum bu banman olmasın, bıçak mıçak gösterdi. Yok abi, yok, bir şey abi. Yok yok. Oyunculuk yapıyordu ya film. Ha. Neyse. O zaman Hasan'a sıra geldi. Hasan'ın sigarası biterse bir an önce. Hiç fark etmez abi. Sigaramı da içebilirim oynarken. Kardeşim evet. Hocam. Hasan'a ne verelim? Yani bilmiyorum Hasan. Ha, Hasan veriyorum sana rolünü. Bir tane evet. I am stuck diye bir ses geliyor. Bence ama peltek oynasın falan böyle bir şey. Ha öyle değil mi? Evet abi. Hasan. Dur aynısını evet. Oynamasın ya. Farklı bir şey vereyim ona. Evet. Hasan sen şimdi kız arkadaşın var. Deli gibi çalışkansınız ama, tamam mı? Hı-hı. Deli gibi kütüphanedesiniz, sürekli ders çalışıyorsunuz ama böyle. Tam bir nerdsünüz yani bir anlamda da. Niye deli gibi? Evet. Çılgınlarca ders. Çılgınlarca ders çalışıyorsunuz. Sonra kız arkadaşınla böyle gariplikler seziyorsun. Ne anlamda gariplikler? İşte böyle tavırlara garip tavırlara girmiş yani. Böyle garip garip hareketler böyle. Kendi gibi değil falan filan. Sonra okulda kütüphanede sabahlıyorsunuz. Sen, kız arkadaşın, bir tane daha çocuk var. Sonra sen kütüphaneden çıkıyorsun. Tamam mı? Yurduna dönüyorsun, evine dönüyorsun. O gece kütüphanede öbür çocuk öldürülüyor. Oha. Aynen. Çok çalışkan, böyle sessiz sedasız bir kızla beraberdin. Ama sen de kız arkadaşından şüpheleniyorsun. Ama sen biliyorsun kız arkadaşının olduğunu. Şu an onunla baş başasınız. Özel bir odadasın. Onu birazcık sorgula. Of. Böyle tamam. Sen çok, çok iyi. Yukarıdan girdin. Hadi bakalım. Ama peltek. Solak. Artık kimse görmüyor. Nerd vibe'ına giriyorum abi o zaman. Gir bakalım. Giyordum. Beren bunu sen yapmadın biliyorum ama. Oğlum, tüm bizi. Oklar. Efendim, önce konuyu bir sor ya. Dün böyle böyle olmuş. Ya, bir ağzını ara. Konuyu biliyoruz zaten. Özel odadayız. Seninle bir şey konuşacağım diye girdin. Ha tamam. Okul tamam. Çalkalanıyor. Böyle bir şey olmuş. Okul çalkalanıyor. Tuvalete gidiyorsun. İki tane ben kızla erkek sonra sevişiyor. Onları görüyorsun. Alakasız bir şey. Elit'i anlatıyorum ya. Zaman. Tamam. Elit'i anlatıyordum. Ya, tamam. Türkiye'de yayınlanacak bir şey olsun. Tamam. Bir dakika bir şey söyleyeyim Hasan. Sevişmiyorlar. Evet. Sigara içiyorlar tuvalette. Hasan şöyle iler, yani şu şeyi takip et. Yolu. Konuya gir. De ki ya bir olay, çok garip bir olay değil mi? O da işte evet çok garip. Tamam. Diyor. Ama bir garip davranıyor, terliyor falan. Ama katil tavrı da var yani kızda. El ayağı titriyor falan, böyle histerik davranıyor. Sen de ona diyorsun ki ya sen bugün bu arada... Ya bu ses ne ya? Hasan bu ses ne ya? Şimdi düzeldi. Tamam. Ya Hasan. Sen diyorsun ki yani ben dün kütüphaneden çıktım, seni orada bıraktım. Çocuk da oradaydı. Ne yaptı en son? Sen neredeydin? Sen ne yaptın? Falan. Ve kimse yoktu, okula da giriş yok o saatte. Sorgulamaya başla abi. Tamam. Yeni bir bilgi. Tabii. Bu arada anaokulunda. Evet hadi. Beren senle bir şey konuşabilir miyiz? Dün olanlar hakkında ya sen Beren, de duymuşsundur. Ben cevap vereyim mi abi? Etkileyeyim mi yoksa kendi kafasına göre mi oynuyorsun? Ben cevap ver abi bence. Tamam. Beren, dün olanları duydun. Evet. Sadece üçümüzdük. Duydum evet. Söylemek istediğim bir şey varsa uzun süredir yanındayım ve ne olursa olsun yanında olacağım. Ama bildiğin bir şey varsa anlatmanı istiyorum. Çünkü sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Bana olan güvencinden dolayı çok sağ ol. Dün çocuk öldürüldü. Ben senden sonra yurduma gittim. Üzüldüm bir kez. Seni de öldürürüm bak burada odadaki kişi. Özür dilerim, sabah yediğim bir şey dokundu herhalde, o yüzden kanım buyuruyor. Tamam. Sen anlatmaya devam et. Anlatayım. Ben şöyle anlatayım sana. Ben kütüphaneden çıktıktan sonra iki tane bir dizisi geldi okula. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra ben gittim. Bir baktım böyle sesler mesler. Ben de korktum aşkım. Kaçarak gittim, hemen yurduma gittim hayatım. Aşkım.
kütüphaneden çıktıktan sonra evin 5 dakika. Arda da seni evine bırakacaktı. Ve Eskişehir'deyiz yani. Arda en fazla öldürdü. Ölen Arda. Beren saçmalıyorsun. Kendini öldürdü işte yani. Yani Arda olarak. Ölenin Arda olduğunu bana ne işini söylüyorsun amına koyayım? Ölenin Arda olduğunu ben nereden bileyim ya Hasan? Self report. Yalan da söylettirmiyorsun ölen... adama. Arda öyle bir çocuk değildi. Hayatından gayet memnundu. İstediği bölümü kazandı. Arda öyle bir çocuk ama... değildi ama Arda öldü. Arda gitti. Ama Arda öldü. Sen de gitmek istemiyorsan kapat çeneni. Yanında en son sen vardın. Bir iki aydır garip davranıyorsun. Biliyorum zor durumlar geçirdin. Ya Arda'yı sen niye öyle diyorsun? Ama... Arda beni anlatmak istemiyorum. Beren saçmalama, Arda öldü. Farkındasın değil mi? Arda öldü. Ve yanında en son sen vardın. Üçümüzdük yani. Seni eve bırakacaktı. Sen öldürdün onu. Ben mi öldürdüm? Evet gördüm, her şeyi gördüm. Saçmalama. Olmaz mı? Sen öldürdün. Saçmalama. Mantıklı düşünmüyorsun şu anda. Ben yanınızdan ayrıldım. İkiniz kaldınız. Mantıklı düşünüyorum lan şu anda. Mantıklı düşünüyorum. Ne olduğunu düzgünce anlat. Sana güveniyorum. Böyle Arda'yla şey beni anlattığını neden anlatmıyorsun şu anda? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ha. Güzel. Ama Eskişehir'desin. Olacak. 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 Ben de... Ulan Eskişehir... Türkiye mi oğlum Eskişehir? Burada her şey serbest değil mi amına koyayım? Bu arada konferansla mükemmeldin abi. Geldin mi lan izlemeye? Geldim. Anadolu'dayım zaten. Eyvallah ya, Anadolu'ya girebiliyorum. Çok sağ ol. Tamam koltuğunu ben göndermeni hızlandıracağım bu arada. Çok iyiydi. Tamamdır. Çok teşekkürler. Tamamdır. Oyunculuğu bırak ama kimyayı iyi falan. Kimyadan ne yapacaksın? Kimyayı evet. Da seviyorum abi. Senaryo fikrimizden zaten bahsetmiştim. İleride yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Belki yatırımcı falan kovalayabilirim. Senaryomuz cidden iddialı çünkü. Burada mı kovalayacaksın yatırımcıyı? Hayır, sadece fikrimi söylüyorum çünkü bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Evet. O yüzden. Yatırımcı. Bu konu hakkında da bilgi verebilir misin Burak abi? Satırımcı mı? Bu konuyla alakalı ne yapabilir mi? Bilgi verir misin? Bu şey yapım aşamasıyla ilgili ya da ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgisi varsa öğrenebilir miyiz? Senaryonun sinopsisini hazırlıyorsun. Kısa bir böyle. Hı-hı. Hikayesini. Başından sonuna kadar hikayenin örgüsü nasıl ilerleyecek falan filan. Karakterlerle ilgili bir karakter analizi yazıyorsun. Karakterlerin her birinin tek tek bütün özelliklerini, doğum tarihlerini belki ne kadar detay yazabilir o kadar iyi. Önemli değil, onu hallediyor. Kendine kulaklık aldırtma şimdi şunu. Çöz amına koyacağım ha. Bitti, kuruduk burada. Kendine kulaklık aldırtma bana. Sence gideceğiz sonra Zeyd. Bir gün daha amına koyayım masraf yaptırtmayın bana ya. Allah Allah. Kulaklığımı bu ay alacağım. Bilerek yapıyor ya. Tam konuşurken. Hasan. Keşke bilerek yapsam da kulaklığımı çözeceğim bu ay. Tamam Hasan, tamam. Dur. Bir dakika. Duygusal ayırma. Ciddi bir şey konuşuyoruz. Dediğim şey şu. Karakter analizlerini hazırlayacaksın. Ben bu arada senaryo yazan biri değilim ama tamamen tahmini söylüyorum. Karakter analizleri, sinopsisi ve birkaç bölümü yazılmış olması gerekiyor. Birkaç bölüm senaryo. Kime gönderecek abi ise, bunu yazdı diyelim ki? Diziyse, filmse zaten bütün senaryonun yazılı olması gerekiyor. Yapım şirketlerine atabilir. Peki çalarlarsa benim de böyle küçükken korkum vardı. Valla kanka orada büyük şirketler asla çalmazlar birincisi. Hmm. Yani okumuyorlar çünkü. Öyle yok öyle değil. Okuyorlar ama hatta bunun için bölümleri var yani. Drama bölümleri oluyor yapımların. Bazı büyük ajansların da var zaten. Okuyorlar kesinlikle. Daha içine konuş, hiç duymamak ama. Abi. Şu anda konuşmuyorum. Ağlarım şu an. Sana demiyor ya. Burak birazcık diyor, sana şey demiyor, konuşuyor bana ya. Diyorlar. Abi. Ha bu rahat ol ya Burak. Kardeşim. Yazıyorsun senaryoyu. Yazıyorsun Instagram'da story atıp etiketliyorsun amına koyayım. Kanka büyük şirketlere mail atabilirsin. Fark et. Senaristlere yazabilirsin. Peki bir şey daha sorabilir miyim senaryo ile ilgili? Senaristlere yazabilirsin. Bir şey daha sorabilir miyim? Sor. Senaryoyla ilgili. Peki yurt dışına göndermek istiyorsak İngilizce mi yazmalıyız yoksa Türkçe yazıp sonradan İngilizce mi translate etmeliyiz? O senin İngilizce seviyenle alakalı bir şey. Yazabileceksek İngilizce yazmamız daha mı mantıklı o zaman yurt dışı düşünüyorsak? Birincisi bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama senin etkilendiğin ekol ne mesela? Sen çoğunlukla yabancı dizi izlediğin için
Daha öyle düşünerek mi yazıyorsun? Vallahi bilerek yazıyorum. Sen daha çok öyle düşünerek... Sen aç mikrofonunu, mikrofon düzenince konuşursun, ben anlatayım. Sen yazarak anlat bundan sonraki hayatına kendini, ifade et. Çünkü... Mikrofon almıyorum sana, neden almıyorum? Bu çocuk senarist olmayacak mı abi? Evet. Yazsın amına koyun bütün duygularını, anladın mı? Konuşursa bunun olayı biter. Kardeşim... Oh be, bahane buldum. Kardeşim, güzel. Türkçe... Türkçe yazdığın şeyi İngilizce çevirdiğin zaman... sen şimdi... Zaten senaryo konusunda da acemisin doğal olarak. Daha yani... Zaten yaşın da muhtemelen... Tecrüben de yok çok fazla. Edinirsin umarım devam edip. Zaten Türkçe yazmak çok zor olacak. Herhangi bir dilde yazmak çok zor olacak. Önce bir Türkçe yazsın mı acaba ya? Çevirdiğin zaman dile uyarlaman lazım. Yani o dilin kültüre göre uyarlaman gerek falan filan. Önce Türkçe mi yazsın acaba? Yani bence en iyi, en rahat hissettiği şey neyse ona yaz. Türkçe rahatsa Türkçe kardeşim yaz. Önce bir Türkçe yaz. Baktın burada olmuyor. Sonra İngilizce yaz. Almanca yaz. Hani yaz Çince yani. Çince yaz. Korece yaz. Yaz yani. İlla bir memleketten tutulur diye düşünüyorum. Ya şu tabloya baksana baba. Benim kafamda bu var. Böyleyiz. Tiyatro, sinema konuşuyoruz. Senaryo anlatıyor. Bunu çıkartayım mı? Nece yazayım? Bunu çıkartayım mı? Yani demem o ki. Tam olarak şöyle bir şey olmuyor. Yatırımcı bulayım gibi bir... şey değil o. Süreç değil. Bir şirket tarafından beğenilmesi, takdir edilmesi gerek. Uygulanabilir halde olması gerek senaryonun. Ve örgülerinin çok iyi yani çatışmaların çok iyi olması gerek. Çatışmadan kastım yani karakterlerin veya hikayenin önüne çıkacak engel, olay örgüsü çok iyi olması gerekiyor. O yüzden bunlara çalış bolca ve selam senaryoyu abi. Nasıl uzatabilirsin, nasıl uyarlayabilirsin, nereye? Ben yapamayacağım artık. Daha fazla sinema istemiyorum. İstemiyorum. Yani böyle dediğim gibi yani kardeşim bütün kafam dağıldı şu an. Ne diyordum ben? Tamamdır. Ya, teşekkürler abi bir de. Yapıyorum işte falan diyormuşum. Ya, sallıyordum bir şeyler. Yok yok şaka kardeşim, yapıyorum. Kardeşim ayıp ediyorsun kardeşim, şu an. Ağlarım ama. Oyna. Burada baktın oluyor. Değil mi? Burak'ın dediklerine dikkate al ama. Tamam teşekkürler abi. Ya, peki Burak ben, abi ben... biz senaryoyu yazdıktan sonra ona göndersek okusa. Fikrini söylese olabilir mi? Güzel olmuş. Ben şimdiden söyleyeyim ama. Eyvallah. Çok kötü yorum. Sen kötü bir adamsın. Abi troll ama. Şaka yani, yapıyorum şaka yapıyorum. Gönderse ardından okur musun? Abi, o göndermiş 150 sayfa amına koyayım senaryo gönder. Okur. Allah çarpsın okur musun? Ne okurum tabii ne olacak? Beni var ya bak açık konuş. Siksinler okursam bak o kadar net söyleyeyim sana. Okurum keyifli beni okurum. Beni siksinler yani. O 150 sayfa senaryoyu okursam yani. Çok keyifli okurum kardeşim. Tamamdır. Çok teşekkürler abi tekrardan. Ne demek? Evet. Ben Çağrı'ya bir şey sormak istiyorum. Evet Hüseyin'cim. Şöyle Çağrı şimdi ben uzun zamandır takipçinim. Eyvallah. Hani senaryo konuları açılmışken. Benim de senaryom var sağ ol. Hep aynı sinemalar. Yok senaryom ya. Evet senaryom yok ama. Bizim birkaç arkadaş olarak aklımızda şöyle bir seni proje döveceğiz var. Diyor. Ne var abi? Yok yani asla. Şimdi burası bir katman. Evet. Bence böyle bir katmanın işte senaryosudur, çekimidir şunu falan biz bir internet dizisi düşünüyoruz. Olur. Yani senaryosunu bizim yazdığımız, burada chat'teki insanların oynadığı. Baba yani... sen bir şey söyleyeyim mi? Sen o prodüksiyonu evet. Sağla. Ben sana burada şöyle söyleyeyim. Burada oynayacak binlerce adam bulunur yani. Net yani. Evet. Yani şöyle eğer buradan okey çıkarsa zaten ilk bölümü yazıp Nuri Ben'e atacaktık zaten böyle bir şeyi. Üzerinde de ufak ufak çalışmalara başlamıştık. Bir içerik değil yani. Hayır hayır. Yok. Yani onu bizim Reddit'te paylaşıyoruz genellikle öyle şeyleri. Onun çok uyacak bir şey değil çünkü. Böyle bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Bir fikrim var. Sana bir fikir söyleyeceğim. Bak eğer kabul edilip edilmeyeceğini sormadan üretirsen çok daha heyecanla üreteceksindir. Çok daha özel bir şey yapacaksındır. Daha dikkat çekici bir şey yapacaksındır. O yüzden bence burada bence yeterince cevap aldım bu soruyla ilgili bana sorarsan. Aldım ama buradaki kanun ve kural öyle değil. Kanun ve kuralı sen boş ver. Kanun ya, hayat öyle bir şey değil. Sen senaryoyu yaz. Nuri Ben'e gönder. Atıyorum o zaman. 22 ya. Çift 0 alakası. Ben çekeyim. Nuri Ben'e gönder baba okusun. Kral. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ben hani üretirim yani benim için sıkıntı değil. Gerçekten güzel bir şey çıkarsa Nuri okusun.
Anla, bana anlatsın. Özetini anlatsın bana. Baktık böyle epik bir şey çıkıyor. Ben isterim abi. Ben yer almak isterim. Bakma burada trollük munolluk yapıyoruz. Ben sağlam rol keserim. Memati. Hadi gibi. Bir şey de biz üzerinden bir yazar permi istiyoruz ya. Yani çok tamam. Şey olmaz ya. Tamam. Yazar permi ne yapsın tamam. Peki Discord'da? Şöyle ben insanlar... Bu insanlar, bu perm alan insanlar abi bir odaya aklına gelebilecek hani film odaya işini gibi de düşünün. Aklına gelebilecek fikirleri yazabilir ya da bizim yazdığımız şeylere ekleme yapabilir. Şurası daha iyi, burası daha kötü diyebileceği. Tamam Hüseyin ya sen böyle... o zaman şöyle bir şey teklif edeyim ben. Evet. Bu yazar odasını açalım. Sen de bu odanın moderatörü ol. Moderasyonu. Benlik sıkıntı mı? Hasan da ekipte olsun ama. Valla çok iyi olur abi. Yani Hasan buraya biraz gene yönetin. Hani şey yapın. Trolleri dışarıda bırakacak şekilde gerçekten hani sanat kültür konuşulacaksa de. Bizim bir tarafımız da olur yani. Onu anlatayım hani. Okey. Öyle olmazsa bizim ne işimiz var burada. Tabii canım yani. Yani sokakta 3 kelimeyi yan yana getirip 4. kelimeyi koyacak yer bulamayan insanlar çok güzel işler yapıyorken böyle fırtına bir ekibin hiçbir şey yapamaması bir tık üzücü oluyor yani. Hani daha iyilerini yapabilecek bir ekibiz diye düşünüyorum. Bütün Katman ailesiyle. Yani komple bize koydu da. Hepimize galiba. Yani. Tabii daha büyük bana işler da koydu. Böyle bir ikiliyi burada görmek de yani gurursuzluk falan diye giriyorum. Aslında iyi bir şey söyledin. Alçakça bana. Yok yok çok teşekkür ederim ben anladım. Bir şey söyleyeceğim. Burak geç anlıyor bana. Ben anladım mı? Of. Ne diyor şimdi senaryo mu yazıyorsun? Şimdi o perme yapalım. O odayı bir toparlayın. Ben oraya katılırım da. Oradan hani okuruz da beraber orada hani çok şey yaparız. Güzel. Ben de gireceğim o odaya bu arada. Vallahi gel harbiden bak. Tamam. Discord'umuz da bu arada karşıdan keyifli de bir ortam ya. Yani. Ben Discord'umuzda varım zaten de. Var mısın? Herhalde oğlum. Nick'in ne? Perm verelim. Yani Nick'im neydi benim en son Nick'im? Brax falan diye böyle. Bakarız. Nepof dayı ya da Mike Tokat Mike'sın şey Mike yok, Tokat'sın. Yok yok Nepof dayı galiba. Nepof dayı. Tamam perm versene. Yok değil oraya. Nepof dayı olmayabilir. Bekle dur ben bakayım. Bekle. Neyse o sırada o sırada bir şey söyleyeceğim. çok bu arada gerçekten size şunun için çok teşekkür ederim. Ben buraya konuk olarak geldim. Böyle de bir davetsiz de misafir olduk. Ya doğaçlama oldu. Güzel ama keyifli oldu. Davetsiz de misafir evet. Olduk. Valla çok güzel ağırlandık. Ben ne demek? Hani burada gelen katılan arkadaşlarıma aşırı bak çok teşekkür gönülden teşekkür ediyorum. Asla kimse trollemedi diye düşünüyorum ve hani aşırı tatlısınız. Biz 10 numara adamsınız. Helal olsun. Su sen de. Adamsınız dedim kusura bakma özür dilerim. Sen de adamsın. Alakasız böyle. Adamsın. Eyvallah bro. Eyvallah. Pardon adamsın. Şimdi ama herkes çok konuştu falan çok güzel ama. Ta Hasan'a geçmeden önce. Senin senaryon çok gizemliydi. Çok ilginç bir şey izlettin bize. Kafamız açıldı. Ama Ardi kardeşim. Ardi miydi adı? Evet. Ardi evet. Ardi kardeşim hiçbir şey yapmadı. Ardi sessizce karanlıkta. Issız adam rollerinde orada. Evet Ardi. Ardi. Bir şey yap lan Ardi. Evet. Ardi. Falan. Gel bakalım şimdi. Siz bu arada keyif alıyorsunuz mu? Ben sizi burada esir almış gibi olmuyorum. Saçmalama kendimiz geldik. Ardi mi diyorsun? Tabii canım. Aşırı keyif alıyorum. Belki vuracaktınız 10 dakika geçeceksiniz ben sizi kitlemiş gibi olmak istemem yani. Hiç 10 dakika oturmaya gelmedik. Sabaha kadar oturmaya geldik. Ha tamam. Yayında bu kadar olacağımı düşünmedik. Saat de biraz hani oldu. Ben de yavaştan yatacaktım. Evet evet sabaha kadar tabii. Sabah lan sabah. Yok yok şaka yapıyorum valla. Tuhan'a bak nasıl yayıncı. Ben mikrofona yaklaşıp bağırı zaman böyle eliyle beni çekiyor. Harbiden kontrolü iyi sağlıyor yemin ediyorum. Kamerayı yayıncı falan. Oğlum yani Tuhan'a ya zaten sen Tuhan'a kaç senedir yayıncısın? Benden eski olabilir Tuhan'ın yok, yayıncı. Yok değil ya 3 sene 2 sene. Ha değilmiş. Dandik. Evet. Yaklaştırma şu amına koydum mikrofonu bana. Yeter artık ya bana. Evet arkadaşlar Ardi. Ardi sen kafamı ne yapacaksın? Çok karıştırdın. Ben size ne yapayım abi? Ne vereyim abi? İki kişilik ne var diyor. Bir senaryo var. Çok ama kısa. O da bir şey kısa yani. Olsun zaten daha evet, iyi. Evet iki kişilik senaryo varmış onu oynayacak. Aa çok iyi ben de. İki karakteri de ben oynayacağım. Tamam. Bu önemli kısım orası. Az önce çağrını yaptım. Tamam daha mantıklı abi ben çünkü... 3 oynadım senaryoyu sen. Değiştiriyorum. Tamam. O zaman başlıyorum. Bahri. Dikkatli adammışsın. Sıkma kehri var. Mısır işi.
Savaş. İlkan da öyle görünmüyor değil mi? Bahri şaşırır. Savaş. Aslında Osmanlı işi. Bir dakika dur. Bir dakika balla kesiyorum seni. Burak. Baştan alacağız. Dur bir dakika yok baştan alacağız. Bir daha yapacağız. İyi gidiyor çünkü. Çok iyi gidiyor. Okuyarak mı yapıyorsun şu an sen bunu? Evet. Oraları okuma. İsimleri okuma. Aradaki mizansen okuma. Şaşırır maşırır oraların hiçbirini okumuyor. Sadece lafları okuyorsun. Hareket yaparken biz zaten hareketini değiştirince yani yönünü değiştirdiğin zaman biz karakter değiştiğini anlıyoruz. Ya da konuşmanı da değiştirebilirsin. Hiç hareket etmeden. Bir de karakterler hep kameraya bakarak oynasın. Diğer taraflara bakma. Direkt kameraya doğru bak. Ama zaten şaşırır dedikten sonra oyunculuğun bir anlamı yok ki. Okuyucu oluyor yani. İşte yanlış yaptı. Ama onu, abi ondan sonra heyecan yaptı. Şaşır abi. Bakacak, heyecan yaptı tamam. Sen şaşırmanı yap. Dona kalır. Söylüyor. Ben değil yani Ali. Dona kalır Ali. Evet hadi kardeşim. Bu arada kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Biz burada hani aa sen çok iyiydin gel yarın başla gibi bir şey değil bir tabii şey ki canım. Yani makara muhabbet devam ediyor yani. Herhalde tabii ki canım şaka yapıyoruz. Ama ciddi zaman... önerilerin hepsi ciddiydi ama şey değil yani hani rahatına bak. Tamam. O zaman şöyle yön ayarlayayım. Onu oynamıyorum. Kaka efekti attılar. Teşekkür ederiz. Ben başlayayım mı? Evet başla. Evet Ardi gir Ardi. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım. Dikkatli adammışsın. Sıkma kehri var. Mısır işi. İlkan da öyle görünmüyor değil mi? Aslında Osmanlı işi. Vezirler Mısır valilerine hediye ederlermiş zamanında. Sonra kendi ustaları model çıkarıp dizmeye başlamışlar. Desene dünyayı dolaşmış. Son. Evet. Şaşırma çok iyiydi. Ben anladım şaşırdığını. Gerçi teşekkür ederim. Şaşırdığın teşekkür yerde gerçekten tüylerim diken diken oldu. Keşke şaşırır deseydin. Kanka, kardeşim şey Arda. Evet. Seni bir dizi alalım bütün gün bu arada, şaşıramını. Bu arada Burak abi yorumlar benim için çok önemli. Arda şaka şöyle diyeme. Ben şaka kısmını tamamlıyorum. O teknik kısmı tamamlıyor zaten. Arda. Arda şimdi şöyle ben bu arada yani bir kanaat önderi olmuş bulundum böyle ama hazırlı değilim şey yani. Burak abinin eleştirisi çok önemli diyor yani ciddi teşekkür eleştiriyi ederim. Zaten sen yaptığın için. Evet Arda şöyle abi birincisi şey düşün karakter herhangi bir insan hani böyle konuşmaz değil mi? Gel şimdi doğru eğer evet. Oturup doğru konuşalım Arda. Yani hiç böyle, sokakta şöyle şaşıran birini gördün mü? Nasıl? İşte demin yaptın ya şöyle. Şöyle bir şey yaptın. Kaşları kaldırdın mı? Gördün mü öyle bir şey? Yok. Öyle bir şey gördün mü? Ama gördüm bazı dizilerde ya da filmlerde. Sen şimdi o dizileri bir daha izlemiyorsun. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Laf neydi ilk laf? Bir dakika. Okuyarak oynadı herifi. Dikkatli adammışsın. Bari. Sıkma kehri var Mısır işi. Dikkatli adammışsın bari. Sıkma kehri var. Mısır işi. Değil mi? Normal insan. Ulan oynadı amına koyayım ya adam. Şuraya gel. Bakar mısın gel, ya? Gel. Ya gerçekten. Şaşırır. Şaşırır. Ulan oynadı ya adam ya. Ulan boşun olmuyor bazı ben şeyler. Şöyle bir sözleşme fotoğrafı. Neyse. Şaka bir yana ben şunu göstermek istedim. Oynamadım da. şöyle şunu göstermek istedim sana. Şey yani. Gerçek bir yani karakter sen değilsin başka birisin ama o başka birisi gerçek bir insan. Onu düşün ve öyle oyna. Bence sen bu konuda ciddisin çünkü oyunculuk konusunda doğru mu? Doğru. Lütfen biraz daha ciddiye al. Rica ediyorum sen şu anlamda. Şu anda burada tabii ki yani bir oyunculuk sergileyemezsin yani. Ben de atıyorum yani. O şaşırır kalbi... kısmını bir daha söylesin mi? Ben bir oynamak istiyorum orayı hocam. Bir de bu öğütlerle bir daha. Ya bence tam şu... o kısmı diyeyim yoksa çağrı şaşırır. O cümleyi bana o lafı söylesene bir daha. Bir, o lafı benim, söyle ben şaşırayım benim... sonunda. Ya kanka bir dur. Benim şu. Benim yok. Yapmayacağım ciddi oynayacaktım. Ya abi Burak alkollü bence. Ya delireceğim ya. Arkadaşım ben alkol kullanmıyorum lan. Oğlum
Ya niye alkollü olayım ya? Oğlum eğlenmek... Eğlenen insan alkollü müdür? Ben zaten burada eğlenince bana deli diyorlar kanka. Kanka gülüyorum, arkadaşımla oturuyorum, evindeyiz. Oturuyoruz abi, adam alkollü değil ya. Lan lan mı falan yazıyor. Bu arada onlar oğlum, sizi var ya. Trollüyorlar. Sizi var ya. Trollüyor. Onların trollü o şekilde yani. Kardeşim Arda kusura bakma. Bir canım sıkıldı biraz. Banlayalım. Arda o şaşırır cümlesini bir daha söylesene. Şaşırmadan önceki cümleyi. Cümleyi söyleyip sonra şaşırır mı diyorum. Aynen. Biz şaşıracağız oğlum. Sen lafını söyle. Sen cümleyi söyle. Söyle ben bir daha tekrar edeceğim o cümleyi. Sen lafı söyle o şaşıracak. Tamam. Ha. İlk anda öyle görünüyor değil mi? Şaşırsın. Bak. Bahri şaşırır. Bahri şaşırır. Bahri o değil mi? İlk anda. Evet. İlk anda öyle görülmüyor değil mi? Hayır. Diyeceğim şaşıracağım. Ama sen diğeri daha... şaşırıyor. Ha, şaşırıyor. Sen ne o zaman? Ben bir şey diyor muyum? Yani öyle görünmüyor değil mi? Şaşırıp bir şey diyor. Şaşırıp sen ne diyor? Sen sadece şaşır abi. Bir şey de dedirt ya bana. Tespih var mı? Tespih yok abi. Ne? Sen şaşırıp... doğaçlama yap abi o zaman. Sen bilgilisin bu konuda. Kim diyor? Tamam o zaman sen cümleyi söyle, ben şaşıran kişi olayım. Ha, ben mi söyleyeyim? Tamam. Ha, neydi cümle, bir daha alalım. İlk anda öyle görünüyor değil mi? İlk anda öyle görünüyor değil mi? Burada Bahri'nin burada şaşırmayı oynarken dikkat etmemiz gereken şey ne biliyor musun? Ya ben burada ya ben burada oyunculuk dersi veriyorum. Ne ayıp bir şey bu arada. Arkadaşlar lütfen. Ya ben böyle yaşımız yakın akranız diye böyle arkadaşça sohbet ediyorum sizinle. Yani benim böyle bir lisansım, böyle bir hakkım, böyle bir kanaat önderi değilim ben. Her neyse Çağrı bu arada kanka sen nasıl şaşırdın? İyi değil. Bunlar normal değil ha. Bakalım ya. Baya kötü oynuyorsun yani. Bravo. Bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Arda'cığım falan böyle konuşayım. Arda'cığım şimdi sen ne? 150 TL'ye bize yatıracaksın. Ya oğlum şu şakayı yapmadım. Şaka şaka. Arda. Evet. Arda. Cevap gelene kadar Arda. Alo Arda. Ne evet. Yapacağız biliyor musun? Bak şimdi. Onları. Bekle abi. Şimdi sen şaşırdın ya az önce. Evet. Nasıl yaptın onu? Bir daha yap. Bir daha yapamam abi. O şimdi, anlık şaşırım. Şimdi bir dakika. Neden böyle şaşırdı biliyor musun Arda? Neden? Çünkü sen şaşırır dedin ya. Adam orada sadece şaşırır kelimesine takıldı. Ya bir insan tespihten konuşurken neye şaşırır? Tespihe. Hayır. Bir dakika. Bahri bulmamış mı tespihi oğlum zaten? Adama getiriyor anladığım kadarıyla. Bahri'de tesbih var. Savaş'ta bir şeyler şaşırıyor. Diyor. Şimdi Bahri bir tesbih bulmuş. Neden yapıldığını anlıyor, ona şaşırıyor. Bahri öylesine bir tesbih sanıyor ve tesbih çok özel bir tesbih mi çıkıyor? Evet. Hocam bunun filmi falan yok mu? Açalım izleyelim. Sen oğlum evet diyorsun ama emin değilsin bak. Değilim. Değilsin tamam. Şimdi iki ihtimali konuşalım o zaman. Şöyle Çağrı. Şimdi Çağrı'yı bakın bak Çağrı'yı izleyin bak. Bakalım. Bir dakika bak. Sis bassana Çağrı harbiden. Şuraya bir sis bas kanka. Şaşırırken basayım mı sisi? Tamam olur. Ben basayım o zaman. Hangisi? RGB bas da. Para verdik çünkü RGB. Hangisi RGB? Şu RGB. Fog mu? Aynen. Tamam baba bir dakika. RGB. Tamam kral dur. Evet şimdi kral. Şimdi iki tane şaşırma ihtimali var bir insanın bu senaryoda. Tamam. Üstün körü geçiyoruz yani karakterleri tanımadığımız için. Bir tespit şaşırabiliriz. Koç Yiğit uyuyor aşağıda bu arada bak. Esniyor. Kanka kusura bakma kafa açtık ya. Olacak senden ama Koç Yiğit. Koç Yiğit bekle dur. Bekle döneceğiz. İki tane ihtimal var. Arda dinliyorsun değil mi? Bak. Evet. Öyle şaşırır demek de olmaz ha. Arda buraya bak. Dinliyorum. Ardacığım senin için canlandırıyorum. Senin için dönüyor bu muhabbet şu an. Yok abi evet. Senaryoya bakıyordum ben de. Ne yapıyorlarmış tam anlayamadım. Şaşırır. Neye şaşırabilir? Birinci ihtimal. Tespihin değerli bir tespih olduğunu bilmiyordu. Bahri yani Çağrı şu an. Bilmiyordu ve ben şu an ona söylediğim için öğrendi ve şaşırdı. Şimdi bu sefer de tespihin çok değerli bir tespih olduğunu öğrendiğine şaşır. Deli. Neydi laf? İlk anda öyle görünüyor değil mi? Belli olmuyor değil mi? Belli olmuyor değil mi? Değil mi? Vallahi olmuyor. Tamam. Bir dakika. Nasıl şimdi, insanca şaşırdım ama. Şimdi şuna şaşır. Benim bir tesbihle ilgili bu kadar bilgiye sahip olmama şaşır. Tamam. Belli ki bu tesbih dünyayı gezmiş bari.
Sen nereden buldun böyle bir şeyi? Sen ne bu kadar ilgili falan. O da ilginç. Sallıyor. Adam biliyor baba. Tamam. Yani Arda. Gerçek sanat. Arda. Burada ben küçük anladım, bir... anlayacağımı. Anladın mı Arda? Arda ben elimizden geldiğince... Arda elimizden gelince sana sorgulamayı öğretmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bir yol göstermiş olduğumuzu düşünüyoruz. Yani sorgulamak çok önemli. Soru sormak çok önemli karaktere. Yani sadece şaşırmak değil oradaki tabii konu. Ya da sadece bir cümleyi okumak değil. Yani karakterin ne yaptığı üstün körü söylüyorum. Bir daha şimdi son bir kez senin için. Senin versiyonunun şaşırmasını alıyoruz ve daha güçlüsünü alıyoruz. Sadece şaşırmayı mı alalım? Sadece şaşırmayı alacağız. O zaman siz yine cümleyi söyleyin, ben şaşırayım sonra. Yok yok sen ben de... şaşıracağım. Şimdi reis şaşıracak. Sonra seninle yapacağız zaten şimdi. Senin bu eğitimin üstünde... Sen de benim buna nasıl şimdi şaşıracağımı sen şimdi bu eğitimi... Bu özel şey... Hype Show eğitimini aldın ya... ondan sonra seni izleyeceğiz bir kere daha. Bir dakika. Evet. Şimdi Çağrı hocamızdan izliyoruz. Estağfurullah hocam. Ben burada asistanıyım. Onun için gelmedim ben buraya. Ben de asistanıyım hocamın. Evet. Evet. Mısır işi. Böyle bakınca belli olmuyor değil mi? Oha. Hiç belli olmuyor biliyor musun? Estağfurullah. Sağ ol. Ya Arda bunun gibi yani. Bu bunu tam oynayamazsın. Bu kadarını veremeyebilirsin. Oğlum bu ne kokuyor? Çünkü kif gibi bir şey ya bunu. Aç istiyorsan. Nasıl ya? Kokmaması gerekiyordu karamana göre. Kokuyor işte karaman. Hasan kokuyor. Kokusuz al dedik. Ya başka. Şunu açsana. Bu tam o olmayabilir. Bu tam oturmayabilir. Yıllarını verdikten sonra bu oturur zamanla. Ben bundan sonra her yayında şaşıracağım amına koyayım bunu yapabiliyorsam. Açamadınız mı? Açtık. Ya benim koltuk kayıyor da böyle ileri. İlk defa açılmış gibi yaptım. Şimdi çok izninizle. Nasıl açılmış? İzninizle Arda kardeşim sen o sahneyi ezberliyorsun şimdi hemen bu sırada. Oku onu. Sen oynayacaksın. O sırada ben Talha Mutlu arkadaşımıza yayında da ekran var ben orada itip bakıyorum. Talha Mutlu arkadaşımıza. Şiir okutturalım o sırada. Talha nedir bu izlediğimiz şey? Bir kısaca bahseder misin bir iki cümleyle? Ne izledik biz abi şimdi bu yılda bir düzenlenen bir etkinliğin Scarlett. Öncesinde eğlenmek için attığımız bir... Aynen Scarlett'in öncesinde attığımız bir şeydi. Burada olay Scarlett'in tarihinden 5 gün önce uyanan arkadaş. 5 gün önce uyandığı için... Hani 5 gün önce nasıl uyanırım? Erken uyanmışım diyor. Hani sadece yıl kış uykusuna yatmış gibi. Etkinlikten etkinliğe uyanıyor gibi. Evet. Uyandıktan sonra bakıyor 5 gün önce uyanmışım. Hemen kendini orada bıçaklıyor. 5 gün ne yapacağım ben diye boşluğa düşüyor. Öleyim diyor. 5 gün sonra onu da görmeyeyim diyor. Öleyim diyor aynen. Abi bu arada şarjım bitiyor da Instagram'dan Talha MTL onu da bildireyim. Ya bak işte reklama bak ya. Ya kafa gönder. Hemen takiplerden koşalım arkadaşlar. Takiplerden takipler beğenelim. Valla şu anda kapıda binlerce insan var. Onları da sorarlayacaksın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hani ünlülüğün basamaklarını yavaş yavaş tırmanıyorum. Evet, ya. Umarım siz de bir gün... Tamam gerçekten. Şu an şöyleyiz yani. Sen bir verdin onu sana bir ayak atsınlar da gör. 46 numara bir ayak versin sana bir gör. Kimince. Tamam DM'e bir şey atıyorum ona bak bir ara. Benim hemen bakacağım. Diyenlerim kapalı. Harbi mi? Evet. Sen de çok değiştin bu arada falan demiş. Değiştim 1 milyondan sonra kapattım falan. Yok be. Bir tek ben kaldım herhalde oynamayan. Oynamayan kim kaldı? Bir ben kaldım herhalde. Herkes. Tamam oynamak istiyorsan oyna abi. Yaşım. Kim konuşuyor ben duymuyorum ya. Bu şey daha... Hüseyin. Hüseyin lütfen. Evet. Hüseyin sen bir şey oynadın bir ufak roleplay yaptın. Gibi de bu aslında tam da tiyatrosal değildi. Tiyatrosal küçük bir şey yapayım isterseniz. Olur. Tiyatrosal gir şu an bize hadi. Evet. Affedersiniz diye bir skeç vardı tek kişilik. Ondan bahsedeyim kısaca. Buyurun. Şu affedersiniz sözüne o kadar bozuluyorum ki sormayın. Kalabalık bir caddedesin. Zaten yürüyoruz, zor yürüyoruz. Biri geliyor, tam Nasır'ın üstüne basıyor ve siz iki büklüm kıvranıyorsunuz. Ama o dönüp affedersiniz diyor. Affedersiniz deyince iş bitiyor. Oh ne güzel. Lokantada yemek yiyorduk. Nefis bir et yemeye geldi. Bol salçalı. Duman üstünde. Karnımda zil çalıyor. Hemen çatalla bıçağa sarıldım. Fakat bir de ne göreyim?
tabağın içinde küçük bir affedersiniz. Anlamadınız değil mi? Hepiniz yüzüme şaşkın şaşkın bakıyorsunuz. Sinek çıktı. Sinek. Garsonu çağırdım geldi. Affedersiniz diyerek tabağı aldı götürdü. Sanki o affedersinizle tüm tencereyi temizlemişti. Tabii lokantadan da bir yemek yemeden çıktım. Okuldan eve dönüyordum. Şık bir hanım kürk mantosuna bürünmüş kaldırımda yavaş yavaş yürüyor. O sırada bir otomobil hızla geçti. Orada bulunan su birikintisi, sıçrayan su birikintisi kadının kürk mantosuna geldi. Mahvoldu kürk manto. Kim bilir kaç parayı almıştı. Ama şoför camı açıp sadece bir affedersiniz dedi. Ama bayan çok sinirlendi. Bu manto affedersinizle temizlenmez. Tıpkı hayatların temizlenmeyen affedersinizle dolması gibiydi. Diye bitiriyorum. Didaktik. Değil mi? Oh. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Aldı götürdü. Reisim şimdi sen üstad, şimdi sen eğitim falan bir adamsın. Yani ben tabii ki de yorumu tamamen samimiyetten arkadaşça yaptığımı biliyorsun yani. Tabii. Hani, hiç sıkıntı yok. Evet. Tek reisim. Tek bir şey söyleyeceğim sana. Tek bir şey. Hı-hı. Süper, harika. Burada zaten kamerada açıp mükemmel bir şey yapmanızı veya tamam bütün kendinizi vermenizi beklemiyoruz ama yazı diliyle konuşma dili farklı. Sen okudun mu şu anda bunu? Bunu okudum. Şöyle, bu benim kendi yazdığım bir şey. Ama şu an okudun mu, ezberden mi yaptın? Okuyamayacağım. Yok. Tamamen okuyarak yaptım bunu. Tamam. Okurken oluyordu. Ya da işte oluyor. Yapıyor. Yani, evet. Yani gelmiş idi. Gibi değil de hani daha konuşma diliyle olursa daha doğru olacaktır. Yani bir ilk cümleyi bir daha oku. Hemen okuyorum. Şu affedersiniz sözüne o kadar bozuluyorum ki. Geç. Bir sonrakine. Kalabalık bir caddedesiniz. Zaten zor yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz. Hı-hı. Kalabalık bir caddedesiniz. Bana yanına şaşırmış. Kalabalık bir caddedesiniz. Ben zaten zor yürüyorsunuz. Yani anladın mı? Hani yani kalabalık bir caddedesiniz. Zaten zor yürüyorsunuz. Ya aslında şu affedersiniz kelimesine de çok bilmem ne, anladın mı? Hani anladım, evet. Konuşma dili olması çok, şey konuşurken şey konuşman. Şeyler gerçekten üstat ya, reisim. Şöyle bir daha buradan da. Sözleşmem hazır. Kankacığım, Hüseyin şöyle. Asla hani yürüyordunuz değil. Ya yürüyorsunuz, yürüyorsunuz yani. Yürüyorsunuz. Ona dikkat edersen... Şey olmaz değil mi? Kalır. Yürüyor idim. Evet, yürüyordum. O da oyuncunun bokunu çıkartmak mı oluyor? Yok, hayır. Böyle bak, bir şey yok. Hayır. Şeyde böyle Shakespeare'in oyunlarında falan, böyle Shakespeare'in oyunları gibi oyunlarda, böyle kült oyunlarda, böyle çok önemli sanatçıların yazdığı böyle eser denir ona. Eserlerde ben hiçbir şey... Ben niye gerizekalıymış gibi anlatıyorsun ya bana? Yok, ben herkes anlıyorum ya. Bana şey diyor, onlara eser denir onlara. Hayır, bahsederken eserden şu manada. Eser neden eser? Şaka yapıyorum. Hayır, eserin anlamı ne oradaki? Şu anlamda kullanıyorum. Eser ya. Eser olduğu zaman şöyle oluyor. Yani hiçbir kelimeyi değiştiremiyorsun yani. Hani tabii. O oyunu oynarken yani bir parodisini yapmıyorsan falan filan. Hani direkt oyunu oynuyorsanız o sırada Hamlet oynuyorsun. Hiçbir şey değiştiremezsin. Ve Shakespearean diye bir tabir var ya, hani o şekilde oynaman gerekiyor. Hani onun böyle bir dili vardır ve o şekilde onlar da söyleniyor falan. O Allah. Çıngıraklı yılan geldi içe. Korkmam peki. Ya kendin yapıp bir de. Neyse, o zamanlarda o zaman böyle şeyler duyabiliyoruz tabii ki ama normalde tiyatrocular zaten böyle bir algı var ama aslında tiyatrocular böyle konuşmazlar zaten. O da yazdığı için, okuduğu için öyle okudu şu anda. O da normalde öyle yapmayacaktır eminim. O direkt yazıyı okudu. O yüzden unuttu bunu. Yani yazı diliyle konuşma dili farklıdır. O hatta bir yani bu şekilde ya çok güzel bir şey yazmış birisi ya. Ya oğlum ya. Kanka evet ya, ben kafa açıyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aradan böyle gördüm. Burak'ın sohbeti de sarıyor. Yayın açsın falan diyenler oldu yani. Ya ne yayını be abicim? Git yayın aç mı demek? Hayır canım. Şu an yukarı çık çabuk. Bu anı kaçırma falan. Görüyoruz. Hani değişik bir yayın alıyor arkadaşlar yani. Bu da bir gerçek. 3 kişi falan dedi yani. Açık konuşma. 3 kişi.
ve yayın açsın. Onlar ama artı 1 atıyorlar. Üç. Bak ama artı 1 baksana kaç kişi artı 1 atıyor. Biraz da mizah. Aman Burak Bey, Tuhan Hanım'ın yemeklerine kaç puan veriyorsunuz? 100. 100 puan veriyorum. Manyak. Manyamış. Çok iyi giriyor ya. Ümit adamsın. Ya ben bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Beni de burada böyle bir şeye kalkıştık. Beni yalnız bırakmadınız. Harbiden çok tatlısınız yani. Gerçekten adamsınız. Ya ben suyu... Ya su o kadar erkek var ki burada. Yani şey olduk ya. Of. Eyvallah brom, eyvallah. Eyvallah brom diyordu bana. Kıyamam. Pardon, tamam, özür diliyorum. Çok iyi, hepiniz çok güzel insanlarsınız. Oğlum. Güzel gidiyorsun. Delikanlısınız. Valla ben de teşekkür ederim hani buraya gelip, çünkü şakacı olduğumuz için, insan olarak hani yayınlarda da şaka üzerine olduğu için böyle ciddi bir konuda insan olarak burada beni çaktılar da buraya. Ha yani şaka yapılacağı belli bir yere geliyorsun, tamam mı, şimdi yalan yok, ama güzel bir tecrübe oldu sizin için de diye düşünüyorum, hani benim için de sizin için de, hani güzel muhabbetçi zaten Burak da söylüyor, muhabbet hani böyle bir fikir alışverişi gibi arkadaşlıkta olur zaten, değil mi, iki oyuncu arkadaş birbirine der mi bunları hiç? Ya baba, o sahneye de öyle oynama, nasıl oynayayım, bak şöyle ya herkes der tabii ki canım öyle çok var değil mi yani, tabii böyle ki canım, hayır şöyle öyle yani, oğlum öyle yapma lan böyle demiyor da yani, önerden yani şöyle bir şey yapsan nasıl güzel olmaz mı falan, aha evet harbiden ha, bir deneyeyim falan, tabii ki oluyor yani, ama çoğunlukla yönetmenimiz tabii ki daha çoğunlukla senaryo ve karakterlere daha hakim oluyor ve bizim hocamız sonuçta setteki yani en önemli insan, değil mi yani? Evet, yönetmen yani adı. O yüzden onlar daha çok yönlendiriyor tabii ki. Çok güzel, çok keyifli bir iş. Umarım hepinize bir gün yani isteyen ve gerçekten inanan ama öylesine isteyen, abi biz de of ya zengin oluruz oğlum, ünlü olmam yok mu gibi bir yoldan değil de bunu gerçekten aşkla ve isteyerek, işini severek yapan, yapmak isteyen insanlar İşimi seviyorum abi ya. Hobi olarak. Oyuncu da kafa açıyor. Oğlum İnşallah kralım. Pisliksiniz ya. Müzik. Üstad. Mesleği olan bir şey olunca şaka yapmıyoruz. Ama yoksa benim hayatım şey yani, anladın mı? Tabii canım. Yani. Şakası yok. Ben yani de mesela, benim çok doğru olmuyor benim örnek. Yayınla alakalı şaka yapıyorum. Çok ciddisin. Ben de olmuyor. Ama mesela ben de müzikte mesela şaka yapmıyorum. Aa. Müzik kısmına geçtiği ama zaman. Ama sen bir gitar çalacaksın, şarkı söyleyecektir reis. Tamam söyleyeyim, ne söylersin? Burada gitar bu saatte de hani burada ana. Oğlum var ya, bipolar bir yayın oluyor. Oradan oraya zıplıyoruz yemin ederim. Ya ben sizin hepinize çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel şeyler yapar. Bak lütfen dışarıda, dışında kalmayın bu işin. Dediğim gibi hocalardan destek almaya çalışın. Kesinlikle eğitim alın. Ve bolca okuyun. Öğrenin ve çok çok izleyin bence. Hepiniz... Çok iyisiniz, helal olsun. Burak Hasan abi, son bir şey sorabilir miyim? Hasan söyle. Sana nereden ulaşabiliriz? Mail adresin falan. Hasan ben şimdi neydi bizim mod kardeşimiz sana? Nuri ben mi? Ha bak. Kardo. Burak gelecek o gruba. Nuri ben senaryo grubuna geleceğim Hasan. Tamamdır abi. Discord'dan tamam. Discord'dan atarsın. Tamamdır. Tamam. Kesinlikle haddim olmayarak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bizim film çekme düşüncesi olanlar vardı aramızda. Bu senaryoyla uğraşan öğretmenlerimiz kısa film çekmelerini önermişti başta. Böyle evet, ilerleyebilirsin. Daha kısa bir olay örgüsünü daha rahat oluşturursun. Çekim evet, olarak da kolay olur ve direkt birinin önüne bir şey sunarsın diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi, ha. Sen Hasan'a mı söyledin bunu? Evet evet, yani çok bir şeyim yok ama gene de söylemek istedim. Teşekkürler. Evet evet, evet, evet tabii ki. Ama yani kısa film çekmek de büyük bir mesele ya bir yandan. Hani yani tam istediği şeyi veremeyebilir, orada sıkıntı yaşamasın diye ben onu tavsiye etmedim. Ama kendisi bilir, o kendine güveniyorsa o konuda ya, tabii ki öyle yapsın. Çok daha kolay olur. Seyretmek ya, okumayabilirler, geçerler ama seyrederler yani. Bak bu ekip bence Avengers çekmeli Türkiye'de, yaz bir bakın. Makarasında o. O makarasında. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Canlarım çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok öpüyoruz sizi. Discord'da görüşürüz. Discord grubu kurulsun. Her şey için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ya. Aslında renk kattınız. Valla süperdi. Gidelim. Bay bay. Biz kaçıyoruz o zaman. Bay bay. Hoşça kalın. Biz her zaman katman sohbetteyiz. Sizi de bekleriz. Kralsın, tamam mı? Eyvallah.
Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Adamsın. Görüşürüz Thomas'cığım. Thomas geliyor sandalye. Hadi iyisin. Kapa. Kimyager Thomas. Kimyager. Kapa artık. Allah'ın belası. Kapattım. Bu ekip dağılmasın ama. Tamam. Ne şimdi... yapıyoruz şimdi? Bir halı saha. Ekranı, sen şey, ne, ana ekranı nasıl alıyorsun? Ekranı ana ekranı. Yabancı işi sarmaz. Türkçe söyleyelim Türkçe ya. Türkçe söyleyelim. Ben şunu çıkartabilir miyim artık? Tabii tabii çıkartabilirsin. İnhane falan mı söylesek? Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? İnhane de olur. Ya sevdiği sen dün Instagram'a bir şey attın aslında. Çetin sevdiği bir şey var mı? Ha? Dün Instagram'a bir Reels attın. Ha Sertap Erener mi? Yılmaz Tuğan'a Instagram'a alakası bir reklam yapıyor. Ne o? Şey, Sertap Erener olsun diye bir şarkı var ama sen biliyor musun? Birlikte söyleyelim. Birlikte söyleyeceğimiz bir şarkı. Şarkının adı ne? Olsun. Şarkı şu kanka. Dur ama dinletme. Spoiler bu. Çocuk şarkı bilmiyorsa diye ben... Bu benden çıkmayabilir ya. Ha, tamam, şarkıyı hatırlayamıyorum. Tamam, okay, İşte ben dinletirsem hatırlayacak. İstanbul senin... Hayır. Olsun. Ha, şimdi tam şeyi hatırlayamıyorum. Alırım deniz. Var da abi tel yok tel. O tel yok. O tel orada yok? Yazan tel yok diyorsun. O tel yok işte yani. Ha. Alırım ben başımı diyor ya başını. Sen geç. Kısmındaki tel. İki nota var. Abime ne vereyim? Yerde mutfakta şişelerden birini dik kafana. Bir buğze. Neyi söyleyelim ya? Hakikaten. Dumandan falan bir şey var duman mı? Duman da olur tabii. Ne var? Her şey var dumandan ya herhalde. Bakalım dur. Ya. Duman şarkıları. Çay mı? Ben ne çalıyordum ya Nuri? Çete yazsana ne çalıyordum? Her şeyi yak diyorlar. Abi her şeyi yak da işte yakamıyoruz tam otel yok. Ya bir şey olmaz bence. Her şeyi yakamadığımız tel yok. Ama bütün minörlerde... Aynı adamlardan var mı? Yok adamlar hiç bilmiyorum. Allah affetsin. Yüz yüzeyken konuşuruz. O vardır ya. Aa, bir tane falan şarkısı var. Teoman. Ha Teoman da olabilir bak. Teoman'dan ne var? Mevsim rüzgarlı. Diyorsun. Ateşbaşı şarkılarından La minör. İstanbul'da minör. Sonbahar mevsim. Eşarbını yan bağlama eşarbını yan bağlama. Senden daha güzel. Mevsim rüzgarları çalarsın ya. Pes olmaz mı? Şu an pes bizi önemli değil. Aa sen niye kontrol yakınlaştın? Görebiliyor musun? Bak tam olmayan yere bakar mısın? Bir şey olmaz ya bence. Anlaşılıyor mu? Ha öyle modlu falan. Yeniyor mu bu? Sesleneme. Merhaba. Sen rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayat sağlarken hala hep birlikte akşama doğru azalırsa yağmur kız kulesi ve adalar ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da don't
çalışmak ve kaybetmek. İstanbul yorgun, üzgün ve yaşlanmış, biraz kilo almış, ağlamış yine. Akşama doğru azalırsa yağmur, kızgın isim ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da müzikteki bu ciddiyetin abi. Müzikteki bu ciddiyetin gerçekten takdire şayan, tellerin olmaması özellikle. Evet. Ama her türlü müzik enstrümanı da var. Ama evet, işte, bu da gitti. Kemal'in gitarı bu arada. Telli yok ama. Benim kendi gitarımın 3 telini patlattım. Kemal'inkinin bir tanesini patlattım. Bundan bir tane daha patlatınca ikisini hepten toptan yaptırtırım diye. Orada bizde gitar var istediğin zaman var. Lazım olursa. Şey, Teli de hatta... Bizim de patlamıştı. Yeni yaptık. Yeni yaptık. Benim kendi şarkılarım var. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Ve öyle bir iki tane falan değil yani. Bayağı ne var. Ne diyorsun ya? Evet. 30 bile olmadığını falan chat biliyor, parçalandığımı biliyor. İstiyorsanız bir tane benim şarkımı söyleyeyim. Lütfen ya. Sen de bir yerden yakala ve eşlik et. Nakarası yakalarsın. Hallediniz kardeşim. Akordu çok kötü be. Sessizken bir anda durup dururken hayata bir baktım. Son bir mesaj var içimdeki yabancıya okudum. Yanında özrüm geçerli mi hala? Son kez seyrettim aynayı. Belki unuttum seni, bıraksam kendimi derdim kimle? Bir dursan halime, bir baksan aklımı kaçırdım. Burasıyım bu akşam. Sorun var zor artık, daha fazla yorulmadan. Yok olsam arkamda, bıraksam aklımı kaçırdım. Çok hastayım bu akşam. Sorunlar zor artık, daha fazla yorulmadan. Umudum yok tükendim 30 bile olmadan. 30 bile olmadan. Bıraktım, yoruldum kendimle. Unutum olamadım, başaramadım. Huzurlu bile olmadan. Otuz bile olsa yani. Yapmıyorsun ya. Niye çıkarmıyorsun? Yapacağım ya. Bir tane şimdi custom elektro gitar bakıyorum. Var mı? Onu alacağım. Aa çok iyi. Çok sağlam bir Fender Strat. Ben de bayılırım yani onlara. Bir Lego yaptık biz.
Ben de Lego aldım. Harbi mi? Çok tatlı. O gitarı alacağım zaman yaptıracaktım. Onu alacağım zaman yaptıracaktım. İşte kaldı ya, müzik bayağıdır da şey yapmadım. Vay be. Ama şey gerekiyor tabii. Gerçekten. Bak, yani yayındayız falan. Hani çok güzel. Çok iyiydi yani. Eyvallah. Çok beğendim. Çok alternatif. Uçak notu neydi? 30 bile olmadan. Çok iyi. Bence hepimizi tarif eden bir şarkı bir yandan da. Tabii yine 23-30 oldum ama 23'te falan yazmıştım böyle. Oo, bir de. Tabii eski bir şarkı yani. Çok iyi öldün. 7 senede illaki bir şey. Ya yani bir... Kar bir noktada ya. Bir de şey var. Şimdi çok fazla böyle dışa yansıtmıyorum şarkı yazdığım kısımları falan. Bak konuşma tarzım yani. Bile değişti amına koyayım. İşte bundan bahsediyorum, anladın mı? Ama ne güzel işte. Normalden şarkı yayınlarda... Şey. Evet, o taraf biraz farklı bir taraf yani. Benim başka bir tarafım. Benim ama yayınlar ya, troll falan ya şimdi yani. Zaten ben de bunu seviyorum. Bu tarafı da gizliyordum yıllarca. Yani hiç böyle bir paylaşmadan bir şey yapmadan. Burada trolleyen herkesin, senin de aynı şekilde. Burada siz böyle enerjinizi atıyorsunuz, böyle rahatlıyorsunuz, gülüyorsunuz. Aynen. Ne güzel yani. Eşlikettiler ya, çete bak. O da, bu da herkesin iç dünyası var, oradaki. Tabii canım var. Yani. Senin de var yani işte. Tabii ben çok seviyordum yazmayı, ama bu, söylemeyi. Sen sonuçta eğlence sektörüyle ilgili bir şey yapan birisin. Tabii. Bir yayıncısın. Evet. O yüzden senin bir şarkı çıkartman, seni bundan dışarı... Parçalandım deyip duruyorlar, ben merak ettim ya. Götürmez yani. O da başka bir şarkı. Şey çalmak ister misin? Senin yolunu değiştirmişsin gibi olmaz. Ya koydum. Bence antipatik durmaz, kesinlikle Spotify'a koymalısın. Ben bir ton alacağım bir dakika. Kesin çok güzel. Ya sesin çok güzel değil de, ama senin sesin sen gerçekten şarkıya başka bir şey kattı, yemin ediyorum bak. Valla. Tam oraya zaten o vokal aranıyordu. Abi ne zaman istersin. Kayıt alacağın zaman haber ver. Hemen şipşak kayıtçı. Çağırırım yengeni, hemen ara. Bak olabilir abi. Hemen vokal yapsın. Teşekkür ederim. Gitar sesine benzedi bu. FX. FX'e basacaksın. Sağda. Büyük olan tuş. Evet. Ne yapıyor? Eko veriyorum. Biraz eko veriyorum. Reverb. Biraz reverb. Vazgeçtim her şeyden önce, bunu sorguladım. Saatler üst üste gelince anladım, yoktun öyle bıraktım kendimi boşluğa. Hatırlar mısın o günler kapımda, toparlanmadım hala. İstersen çok daha farklı konuşup anlaşalım. Yok, anlamazsın, hiç halim yok. Yine de öylesine tartışalım. Çok, çok parçalandım, parçalandım. Oh, oh, parçalandım. Parçalandım, parçalandım.
Varsan vallahi dinleriz yani. Net ya. Vallahi. Acil Spotify'a gelsin diyorum. Sen ne olmuşsun ya reis? Geliyor bir şarkı da geliyor bak. Yeni gaza getirdim. Burak Sispas yazıyorlar. Oğlum dur bir dakika. Boş geçmeyelim bir dakika. Umudum. Hepsini ezbere biliyor bu arada chat. Oğlum inanılmaz. Bir dakika. Koştum hep arkandan. Çok ısınmış olabilir ya. Onu istiyorsan arkadan bir kapat. Dün. Asla bitmesin dedikçe. Koştum hep arkandan. Bıraktın ellerimi, görmemiştin beni. Ağlıyordun ya giderken, gözlerimden düştü birden yanakların. Göz yaşlarıma sarıldı. Gülmüyordun ya giderken. Peşinden hep koştum ben. Böyle yalnız, kimsesiz. Neden, neden gitme benden. Ağlıyordun ya giderken. Gözlerimden düştü bizden. Yanakların hep ıslaktı. Göz yaşlarıma sarıldı. Gülmüyordun ya kaçarken. Peşinden hep koştum ben. Böyle yalnız, kimsesiz. Benden. Neden, 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 neden? Gitme benden. Gitme benden. Bir daha. Neden, 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 neden? Gitme benden. Gitme benden. Neden, 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 gitme benden, gitme benden, gitme benden, gitme benden. Oh. Ağlıyordun ya giderken, gözlerinden düştü birden, yanakların hep ıslakmış, gözyaşlarıma sarılmış. Peşinden hep koştum ben. Böyle yalnız, kimsesiz. Neden, neden gitme benden. Gitme benden. Gitme benden. Sen de. Hiç böyle bir şey bilmiyorum bu arada. Çoktayım. Sen manyak mısın?
şarkılar acil çıksın ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çok güzel vokal yaptın. Harbiden. Chat var ya şu anda şey oldu yani, fark ettim ben de. Yayınlansın izleriz falan diye. Sürekli çaldığı ters. Geç gelen bir sis şu anda. Bravo. Orgazm olduk yazıyor. Beşem. Oğlum Çağrı gerçek. Ben bu arada hiç böyle bir şey bilmiyorum Çağrı'nın. Nereden bileceğiz onları? İnanılmaz. Yani arada bir yayınlarda yapıyoruz ama. Şey yani. Harbiden. Abi Katman, Katman'da senin, senin şu an konseptin şey mi? Şey, İrele mi yapıyorsun? Yo, sadece İrele değil. Ya oyunlar da var, troll var, oyun var. Ya böyle şey yapsana ya. Çok güzel ya. Müzik. Oluyor. Geçen sene Katman Fest diye bir şey yaptım. Tamam. Cem İşçiler, Kemal, bir de Kartal abi vardı. Gurme tadım yapan bir abimiz. Hı-hı. Onları aldım. Müzik yarışması yaptım aslında geçen sene. Katman değilsen bu öncekiydi. Bu sene bir daha yapacağım ama gerçek stüdyoda yapmak istiyorum ikisi, iki içeriği de. Hem müzik içeriğinde hem şeyinde. Bir de ben orada de geliyorum, jüri değildim. Bu sefer. Tabii gelin. Stüdyoda yapmak istiyorum. Katman Nates'i yapacağım. Ama dedim ki yani stüdyo ortamı olsun. İşte kızları erkekleri getirtelim, kalacak yerlerine kadar ayarlayalım. Güzel bir konsept çıkartalım yani. Kobra Murat'la başlamıştık. Açılışı öyle yapmıştık. Çok iyi. Kobra Murat mı? Gerçekten. Evet. Çok iyi lan. En son numarasını veriyordu. Dedim kapatın abi. Bir şey söyleyeceğim. Banlanmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi çalabiliyor musun? Şey mi diyorsun? Abi senin çok bir şarkın var. Creepy Marun'dan sana bir aşkım. Aa şey şimdi öyle bir şey. Öyle yazmışlar. Birlikte söylemeli bir öyle mod yazmışlar. Değil mi? Kim Creepy yazmış ya? Bir tane Tuğan'a şey söyleyebilirim demişler. Solo. Kısa. Tamam söylesin. Şey Creepy söylesene. Creepy mi söyleyeyim? Kimdeki Creep ama şu Creep mi? Sadece yenge baksa. Radyo et. Evet. Bunları dansana aşkım hatırlasın. Ay yok, bir kıtlayayım söylüyorum şu an. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Ben bir gibi kıldık yuvin diye. Ama çalabilirim bu arada. He doğru. Ama yabancı sarar mı şu an ya? Yabancı sarar mı gençler? Böyle moderatör oldum. Sen çalabiliyor musun? Çalıyor musun yani? Çalarım yani. Bir bakayım ama hiç çok uzun zamanda çalmamış hatırlamıyorum. Bir dahakine bunu o zaman bir programlı yapalım. Gitarlar mitarlar hani tabii. Düzgün olsun ki. Davul falan çalarız. Bir de hani davul da çalarız. Davul da işin içine katarız yani. Dışarı veriyor musunuz şu an? Veriyor. Şu anda. Şu anda vermiyor da verebiliyor yani. Böyle bir özelliği var yani. Aa şey garip olacak ama. İşte tam orası yok. O tel yok. Telle çok zor. Ben diyordum az önce teli yok falan diyordum. Ama niye? Bu kadar yaşta hiç olmuyor. Ama hayır sadece bu tel. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Çok güzel bir şarkı ya. Akapellası bile çok güzel şarkı. Gitarsız da zor şimdi. Şenem Ferhat'tan ne söylüyorsun? Birlikte istersen yani öyle bir şey. Neyi? Şenem Ferhat'tan bildiğim şey mi? Yani şarkılarını biliyorum aslında. Ama çaldım mı dersen çalmadım. Bakayım şarkılarına bir daha. Hangisi? Sen sil baştan sigara hangisi? Sigara çok iyi ya. Evet. Silvaş'tan çok güzel. Bu daha tatlı bir şarkı. Bu mu daha tatlı? Evet daha güzel. Çiğ bir şarkı biliyor musun? Bunu? Tamam ben biliyorum sen söyle. Ben nakarata tamam. Eşlik edeyim. Hep sustum. Kesin çalman gerekiyor belli ki yani. Bunu hep olmaz o yani. Çalmamız final lazım. Bir final. Okay. Gitarın sesi geliyor mu oraya? Ben koş.
konuşmayı, güzel elbiseler, makyaj yapıp dolaşmayı. Aslında ben de isterim düşünmeden konuşmayı. Küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı. Aklımdan geçen sözler, kalbimden gelen sesler, hepsi bir orman oldu. Bir kibritle yok oldu. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda bir oldu. Sen Tersiz gitarla gerçekten. Tersiz gitarla çalan ilk defa görüyorum. Biraz zorlandım yani. O ara sesleri ağzımdan verdim oraya. Senin şarkın son. Neyi dediler ki? Şey dediler. Hep sustum. Ya onu ben gaza geldim aldım, tamam mı? Basacağını tahmin etmiyorsun sen. Odayı böyle bu hale getiren bir de kokusuz falan diye aldım. En kokusu, işte. Kokusu var. Evet. Bir sette böyle. Şarkını unuttum. Kendi şarkını unutmuş olamazsın. Gitmez diye konuştum tüm gece, sadece duygu yok içimde hiçbir yerde, kimse yok derinde. Vazgeçtim diye gelme üstüme bir yerde, başka yerde. Sustum sonunda, dayanamadım sen buna, değmezsin anladım. Sen yoktun yanımda, konuşamadım bir daha, dönmezsin anladım. Hep sustum sonunda, dayanamadım sen buna, değmezsin anladım. Konuşamadım, kaybeden bence ben olmadım. Böyle bırak hiç gelme, sessiz sakin her gece. Sevmek basit, yok var ya da sende kalsın hatalıydım. Sabrettim diye gelme üstüme. Daha
sen yoktun yanımda. Konuşamadım kaybeden, bence ben olmadım. Bir daha ben nasıl anladım. Vay 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 vay. Abi bu neymiş ya? Perperişan. Perperişan. Yaktık amına. Öyle yaktı. Ya öyle bence işte. Ben olmadım galiba. Allah Allah ya. Böyle koyumuzu çalamam arkadaşlar. Anısı var. Hepsinin anısı var amına koyayım. Yasaklı şarkılar var böyle. Vay 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 vay. Güzel miydi? Sardı mı? Çok çok. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sen bu konuda bayağı ciddiymişsin bence. Yani varsın yani burada. Yapıyor bu işi. Uzaktan izleme modundayım. Ya şey bırak diyorum, ya. Çağırın. Böyle izlemek mi olur? 50 tane şarkı yapıyor. Hit olacak şarkı. Multi enstrümantalist falan müzikle çok ilgilenen birisin hani. Böyle şarkı yazayım, söyleyeyim, böyle bir şey hiç tahmin etmiyordum. Şoktayım açıkçası. Bayağı yazıyormuşsun. Yemin ediyorum. Şarkı yazmak bir de başka bir şey yani. Herkes şarkı söyler de. Yani şarkı yapmak. Bayağı yazdık zamanında ya. Ama hiçbir zaman böyle hani bunları işte profesyonel bir noktaya getireyim. Bir de böyle çok kıyasım olmadığı için veya şeyim yani kıyasım derken hani ya böyle bir şey yaptım ama iyi mi kötü mü bilmiyorsun ya hani yaptığın dönem. Çünkü yaptığımda küçüktüm yani gerçekten bu şarkıları yazdığımda. 2017'deydi yani bundan bir önceki şarkım. Ne fark eder ya bence çok şey önemli. Abi insanlar şey yapıyor 16 yaşında yaptığı şarkıyla 40 yaşında Grammy alıyor yani. Öyle. Tabii canım yani hiç şarkılarım hani yani. Zaten benim hani sonuçta hissettiğini yazıyorsun ya bir yerden. Tabii ki. Veya zaten. Hani o hisleri canlandırmak veya onu canlı tutarak söylemek istiyor insan. Ama profesyonel, tam profesyonel girmeden müzik piyasasına girmeyeceğim. Yani kafamda öyle bir şey var. Yani tam yapıyorsam bir işi tam yapacağım ve hiç yapmayacağım. Biraz böyle şey, kervan yolu düzgün gibi bir şey var. Benim fikrim bununla ilgili. Kesinlikle bu 23 yaşında yazdığın doğallığıyla aşırı böyle endüstri eli değmemiş ve böyle hani bu şarkıların böyle bütün doğallığıyla ve samimiyetiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum ben bana sorarsan. Evet ama aşırı şöyle mesela profesyonel değil de çok aşırı oğlum, biz profesyonel. Müzikten konuşurken link isteyemezsin gözlük linki. Lütfen ama gözlük linki yani. Sinirleniyor bir orada. Evet bro. Yani şunu demek istiyorum. Profesyonellik derken hani bir kere kayıt ortamının falan teknik profesyonellikten bahsediyorum. Tabii ki gidip böyle bir yapımcıyla falan yapmak. Zaten bu saatten sonra bir şey yaparsam onun o işin yapımcısı ben olacağım yani. Yani. Hadi eyvallah. Hani şey hadi yapımcılar. Yok abi şöyle bir şey var hani. Gerçekten mi yani tabii ki ihtiyacı olan vardır veya yoktur ama şu an benim öyle bir gücüm var yani. Hem maddi hem işte manevi. Hem arkamda bu kadar insanın bu şarkıları seviyor olması falan. Yani bir yerden hani sonuçta dinlediler, duydular. Böyle bir şey, bu işe tam soyunursam bu işe tam soyunmam gerekiyor bence. Biraz öyle söyleyeyim. Yani değer sonra vermem gerekiyor bence. Yani, yani, ben evet doğru bu arada. Ben, çok benim doğru. Kayıtın profesyonelinden bahsetmiyorum. Ben. Yani böyle. Ama sen o amatör ruhu koru diyorsun. Saçma sapan böyle aşırı stylingli klipler. Ha yok yok. Bir geliyoruz böyle şey. Ceceli gibi böyle kötü kötü dans ediyor. Ben olmadım. Ben yoksum oralarda. Ya sen alternatif müzik yapıyorsun ya böyle. Evet ama meta da o değil. Canrası ne? Meta da o değil yani. New Edis. Edis out. Canrası ne mesela şarkının? Ne dersiniz bu şarkının türü nedir? Herhalde benimkileri alternatif rock.
alternatif rock, alternatif evet. pop'ta kategorilerini doldurabilir şarkılarım evet. var. İşte o yüzden şimdi alternatif bir şey yaptığın için bunun olayı da bu yani. Alternatif müziğin olayı yani böyle evet. amatör ve böyle cool olması yani. Zaten öyle de yazmışsın ve öyle de bir tondan da söylüyorsun. Evet. Ve hani o yüzden kesinlikle iyi bir stüdyoda müthiş bir kayıt. Tertemiz bir, çok iyi çok enstrüman tatlı. Çalan insanlar. Evet. Çok iyi bir mesela, aranjör. Mesela şöyle demek istiyorum. Biraz daha profesyonel. Mesela birkaç şarkımda böyle keman isteyen bir bölüm var, anladın mı mesela? Çok basit. Kulağımda var mesela. Piyano isteyen bir bölüm var. Çok oraların hepsini işte. Yazmam da gerekiyor benim. Klarnet bile girersin yani. Tabii klarnet, saksafon mesela. Aynen. Bu arada bir aranjörle falan da çalışabilirsin. Hem onun öneri yapabilirsin. Olabilir. Birazcık da neyi bekliyorum biliyor musun? Şu meta bir değişsin ya. Ha. Herhalde. Müzik metası biraz değişsin. Öyle. Zaten bayağı değişiyor artık. Değişiyor şu an. İşte şu hani böyle elektroniği bu arada çok seviyorum. Mesela bir şarkımı alacağım, elektronik de yapacağım hı-hı. mesela. Synthwave yapabilir. Synthwave. Güzel söz yazıyor çünkü. Evet. Çok, çok, evet weekend, bayağı. Weekend böyle. Ama zaten şu an 80'ler şey falan biraz geldi böyle. Azıcık daha rock. Böyle evet rap, o şekilde. Rap bile dance pop oldu mesela artık. İnsanlar rap bile dinlemiyor o kadar. Hyper pop gibi falan demiş Onurcan. Doğru. Evet. Kafamda var bu arada. Ama her şarkım için değil. Birkaç şarkımda böyle direkt oturacak şarkılar var. Sen nerede tanıştık diye soruyor. Kim soruyor? Asansörde. Bayağı bir kişi. Yok yok hayır biz asansörle tanışmıyoruz. Ya şimdi şöyle. Sima olarak zaten tanıyordum ben Burak'ı. Yani sima olarak birbirimizi reis. Tanıyoruz. Bir de çok fazla ortak arkadaşımız var ya. Evet. Biz nerede tanıştık ya harbiden? Çok iyi bir yerde tanıştık. Şeyde tanıştık değil mi? Lansmanında. Sefo'yla Rain Man'in lansmanında tanıştık. Evet. Aynen sonra biraz muhabbet ettik. Ben zaten Metropol'de seni gördüm. Sen misin değil misin Tuana, tam bilmiyorum. Tuana şimdi... Twitch yayınlarını takip eden, o da bir yayıncı, Twitch yayıncısı. O yüzden seni de izlemiş. Çok uzun zamandır izliyormuş. Aynı sinemalarken adından beri izliyormuş. Bana ben seni sordum işte. Hani nasıl bir çocuk? Ben hiç izlememişim seni daha. Hani oturup biliyordum. Nasıl bir insan olduğunu merak ediyordum. O dedi ki ben çok tanımıyorum ama yayınlardan böyle aşırı tatlı böyle hani, muhabbeti çok güzel tatlı böyle. Çok tatlı rap yapıyorlardı. Cool bayağı geyiklerdi değil mi? Hani bizden bir herif gibi falan duruyor dedi. Ulan asansöre bindik. Bu. Evet bir tane 2 metre biri böyle. 2 metre bir adam. Bodyguard gibi böyle. Allah Allah falan AVM'ye iniyorduk. Böyle karşılaştık falan. Sonra Rain Man'in orada Rain Man'in lansmanında da karşılaşınca arkadaş olduk. Böyle... Burak böyle bu arada çok hemen öyle samimi olmaz. O kadar sevdi ki bu arada. Eve gittik falan. Ne kadar oluyor tatlı çocuk. Enerji süper ya. Duruyor böyle sarılıyor. Bazen şey benim de kalçamı elledi o gün. Ben anlamadım. Ya skandal. Beni kim elledi ya? Ben de bir gariplik var dedim. Bugünden tamam, beri vazgeçemiyorum falan. O çocuktan. Yok ama o enerji geçiyor ya. Evet öyle bir şey var ya. Gerçekten. Bence de insan ilk iletişimde direkt anlıyor. Tabii ilk iletişimde biriyle de anlıyor. Biriyle arkadaş olamayacağını anlıyor. Ya, bugün de ben gelmeyecektim. Hadi gidelim oldu yani. Ya, Onurcan aha haber yazıyor Allah sakın. Aha haber mi? Ya Onurcan bu haber değil ya bu. Yok. Özel bir konuma alakalı. Bunu yazma yani. Bakın o oyuncu. Ya kanka gerçekten bizi bir şey moda soktun. Garip bir moda soktun. Yani o kadar yetenekliymişsin bu konuda gerçekten. Eyvallah vallahi, çok sağ ol. Bir kez daha seninle hani. Bunu bak ne yapalım biliyor musun bunu? Şimdi Tuana'nın vokali çok iyi tamam mı? Biliyorum zaten. Hani şeyle beraber YouTube'da falan PUBG'mle. Evet arada yapıyorduk. Onunla yaptığınız şeyleri falan. Ama böyle bir tane Instagram hesabı buldum ben. 2008'de falan atılmış yani en son. Kapatılmış mı artık? İlgilenilmemiş yani bir daha. Bizim akapella grubu mu? Akapella grubu. Evet. Onları falan dinledim tamam mı? Ben de senin mesela bu kadar müzikte o noktada olduğunu bilmiyordum. Onları izledikten ama çok oldu tabii onları izleyeli. Ondan sonra aslında şey yaptım. Fark ettim yani. Vokalin falan çok iyi. Yani sesin benden iyi zaten de. Yok canım. Yok canım estağfurullah. Öyle bir şey yok abi. Hayır sesin benden iyi derken ses rengin mesela. Özel. Bende şimdi öyle bir şarkı var ki vereyim sana oku anladın mı yani. Öyle şarkım var yani. Evet. Mesela benim sesime yazıyor bir türlü oturtamadığım. Ama sende o tınıyı duyduğum şeyler var, var yani anlatabiliyor muyum? Bir gün o yüzden. Bak bizim birincisi bence bizim komşu olmamız çok büyük bir şans. Böyle bir üretim konusuyla alakalı. Tabii canım yani. Hani, evet. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Piyano falan bu arada bizim evde yani. Çok iyi. Burak da bu arada davul çalıyor. Davul çalıyor evet. Söylüyor da. Ben söylüyorum da bu arada. Söylüyorsun da. Onu bilmiyordum işte. Vallahi. Bir gün gerçekten Tuana'nın Twitch adresini... Nuri atsana chat'e. Neyi? Tuana'nın Twitch'ini. Nap of Snorlax. Nap of Snorlax. Ben şimdi şunu söyleyeceğim.
Tuana da zaten böyle bir şey girişiyor ya şu anda. Tuana da şimdi bu işe girişiyor ya. Bence bu böyle miladi bir yayın oldu. İlginç, ilginç bir yayın oldu. Ya güzel oldu bence de. Keyifli bence oldu en azından. Doğaçlama keyifli oldu. Arada biz oldu. Yaparız. Yapalım. Kesinlikle yani. Ya biz yayın İstersen dışı, yayın dışı mutlaka yok, yok. Böyle abi senin, hayvan gibi ben yapalım. Bu kadar şarkı yazdığını bilmiyordum. O inanılmaz bir şey yani. Yani. Bizim bir arkadaşımız var. Yazıyorum bir şeyler yapıyoruz. Şey bilir misin? Bunun bir canlısını bilmiyorum ama hayalet sevgilim. İrem hayalet sevgilim. Hayalet sevgilim nedir mesela? Arabesk rock falan mı? Ya benim bir arkadaşım var. Rock çocukluk aslında. Arkadaşım. Tabii. Çocukluk arkadaşım. İnanılmaz iyi kalemi. Mükemmel şarkı. Çocuk böyle şey. Keşfet FM diye bir YouTube kanalına şarkısını verdi. Telefonla kayıtlı. Telefonu masaya koyup gitar çalıp kayıtlı şarkısını verdi. 11 mi 12 milyon mu dinledi şarkı. Hadi ya. Sonra kendi YouTube kanalından astı. Birkaç şarkı kendi YouTube kanalından attı. Abi adam o şarkılar 9 milyon falan böyle. Birdenbire bir değer oluştu. Ve kendi yani başına yapıyor. Evet. Label'ı yok. Kendi böyle başına, telefonu kendi başına, kendi başına. Dinletebilir miyim bir tane sana? Tabii. Yayını da dinlemiş olur. Çağan Şengül diye direkt giren oldu şu an. Bak şu tarafta YouTube linki var zaten. Evet. Yaz abi Çağan. Hangisi? Çağan Şengül mü yazıyor herkes bak. Çağan mı diyor. Kemik tayfa. Çağan bu. Hangisini açayım aşkım? Aa bak şey şu. Biz bunu dışarı alamıyor muyuz? Dışarı. Böyle bir ses şey var mı? Alırız aslında dışarı. Şöyle. Ekrana mı alayım? Hı hı. Ekranlar ne? Yukarı gel. Realtek mi? Asus. Asus. Bir ver bakalım çıkıyor. Çıkıyor. Ses şeyin yok herhalde. Ne yok? Ay dışarı veriyorsun. Ha duyalım hep beraber. Ama yayına gitmiyor bir dakika. Yine nasıl gitmiyor? Onunla alakalı bir ayar mı o? Equalizer'dan çıkarttık ya sesi. Broadcast'e gitmeden. O zaman geri tak. Sen kulaklıkla dinle. Kulaklık zaten biliyoruz şarkıyı. Evet, senden de duyuyoruz. Şöyle yapalım. Sen onu kulaklığa ben alabilirim. Ben bununla dinleyeyim. Siz de bunu takabilirsiniz veya ben onu takarım. Tamam sen bunu geri bağla. Tamam şu an sen bunu gidiyor. Tak. O bence iki kulaklıkla dinlesin. Ha. Yok fark etmez ya. Evet, sonra dinler zaten. Dinler zaten. Çünkü çalışmıyor ondan galiba artık. Artık. Çok iyi. Hiç bozmadan bir şey daha yazacağım. Ama bu biraz daha zaten ağır bir mod böyle. Daha slow. Böyle ses bir tonu, arkadaşımız. Çok acayip bir ses tonu var aslında. Birazcık daha böyle alternatif rock falan yapsa tabii yapar bir de, yani. Bir gün şey yapalım. Onlarcığım arada onlar, geliyorlar cemliyoruz. Onlar bizde böyle haftada 3 günü falan bizdeler böyle şarkı söylüyoruz evde. Şey piyano falan. Tabii ya çok iyi. Gitar. Bir gün şarkı gel. Olursan gel abi. Bir gün çağır bir seni gelirsin. Olur. Her tür şarkı söyledikleri için o anda. Evet. O kadar sarıyor ki. Çocukların sesi. Bir de bir tane arkadaşımız var. Cem diye. Ege var bir de. Ege Cansal. Onlar da çok yetenekli çocuklar. Cem daha çıkış yapmamış bir sanatçı böyle. Hazırlanıyor modunda. Şeyi göstersene bir şu anda. Dün arabada öylesine yaptığı şeyi. Ha şu an abi. Dün arabada şakasını ya, arabada giderken. Komedi bir tip böyle bir insan olabilir mi? Bak şimdi. Gitmiş midir? Foto şeyde. Timuçin abimi açalım. Ya bir dakika durun Timuçin oğlum. Abi problemin ne? Ya Timuçin abi. Herife baksana abi. Bak şimdi random söylüyor. Arabada. Çok iyi. Süzülüyor falan diyor. Falan diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de böyle bir ses aralığı olsun isterdim biliyor musun? Bu ne abi ya? Harbiden. Çok iyi. Zort. Zort çağır abim. Ama zortluyorum ben o tonlarda. Sen kaç saat yapıyorsun? Kaç saat yapıyorum? 5 saat olmuş abi. Abi artık biz kalkalım bu arada gerçekten. Çağrı çok teşekkür ederiz. Ne demek? Renk kattınız. Yayına... Birazdan kapatırım ben de. Yayını gerçekten audition'dan şey yapıp... Ne
Ne keyifli... yapacaktınız bu arada? Oyun oynayacaktın değil mi? Ya biraz PUBG, böyle yalan söyledim. PUBG trolü olacaktı. PUBG trolü bir deneyeceğim şimdi. Allah affetsin. Söz verdim, şimdi onu yapmazsam büyük ihtimalle kafamı kopartırlar yani yarın falan. Yarın yarın PUBG yakar. Aynen, bir ona deneyeceğim falan böyle bir. Öyle. Ama çok keyifliydi yani. İyi ki geldiniz. Güzel doğaçlama da oldu. Bir de hani görüşeceğiz görüşeceğiz. Bir de görüşemedik. Ben hastaydım. İşte siz yoğundunuz falan. Bundan sonraki bir 3 ay daha hasta oldum. Bir ara gelecektiniz siz. Ne oldu? Bir ara gel. Bir akşam şöyle oldu. Otoparkta karşılaştık. Eve çıkıyorduk ikimiz de. Biz de geliyoruz. Tamam hadi gelin dedim ben, tamam mı? Bir de yayınım da yoktu o gece. Biliyorsunuz yayın programım var aşağıda. O gece yayınım yoktu. Aa tamam dediler, yemeği alıp geliyoruz dediler. Yemeği sen de yeriz. Yemek söylemiştiniz. Abi gidiş o gidiş. Yemek gelmedi falan. Yemek gelmedi falan filan. Senin camı ne yaptı? Büyük yalanınız bu arada. Yaptırdın herkesin. Mı? Duruyor mu? Ama çıkalım ya. Dolar olmuş kaç TL. Kahve içmeye falan da çıkalım. Ben hani o gün aranızda hastaydım da. Şu an iyiyim. Size de kesin bulaştırırdım yani. Domuz gribi miydim? Ne olduğumu anlamadım yani. Anlamam da çok iyi. Doktora gittim de test yaptı. Doktora korona testi yaptı. Doktora veriyordu. Domuz gribi mi? Ne bu dedi bana. O da bir garip bir şeysin dedi. Şey testi yaptı. Korona testi yaptı. O da çıkmayınca ben de iyileşince saldım gribi, yani. Milf gribi ne? Milf gribi diyenin ağzını böyle tutacağım böyle çenesinden. Milf gribi ne ya? Sen birini mi beğendin yayında bugün? Allah Allah. Bir gün öyle bir şey olmuş. Hadi anlat burada. MILF kategorisinde birini mi beğendin mi? Evet. Hayır abi. Benim bir tane anım vardı. Üniversitedeyken bir öğretmenimle Hayda. Ondan dolayı öyle yapıyorlar. Ama aramızda hani yaş farkı yoktu yani. Bunların abarttığı kadar. Sadece 23 yaş var. Abi bir şey yoktu ya. 17 yaş ne ki abi falan diyor. 17 aramızda yaştan ne olur ki? Ya oradan kaldı yani. Haklılarmış o zaman. Oradan kaldı. Benim de ama 3. üniversitemde yani artık olsun falan diyormuşum. Sen ne okudun? En son yazılım okudum burada. İlk çok iyi. Fizik falan böyle bir gittim bıraktım falan. Deli fizik okumak. Aslında ben yazılımcıydım yani uzunca bir süre. Yapıyordum da artık tabii unuttum gitti yani. Unutmazsın bu arada. Direkt unuttum ya bu yayıncılık olayından sonra direkt sildim yani kafamdan. Bırakırım ona geri dönerim diye yani. Aynen. Yayını bir gün kapatırım bir daha açmam yazılıma dönerim diye. Bir de hala telefonum çalıyor benim mesela yazılım işleriyle alakalı. Tabii hani böyle bir iş geldi falan diye böyle yurt dışından kontaklarım da vardı. Ofisim vardı benim. Şöyle yapsaydı yayında bir aydınlanma. Ulan acaba abone düştüğünde değil mi? Abone düştüğü anda. E dosti. 7400 abone olmuşuz, çok teşekkür ederim. 7419 hatta. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tadı nasıl? Tadı güzel. Çok da hediyelik geldi. Sağ olsunlar. Destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 100 abone geldi hediye. Onu kaçırdık mı? Anne babasın. Onu kaçırmayız sen ya. Sen developer diye gönder. Onu kaçırmayız. Eve dön. Bak şakayı hazırladı içinde bak. Build-up'a bak. Bekle dedi developer'ı. Giderken dedim developer'ı. Kapanış. Kendi çok... Dedin kimseye siz mesajı vermeyin bu hayatta falan. Yok yok kapıya kadar geleyim. Sonra dönerim. Görüşürüz. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Kendinize iyi bakın.
her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma. Oyuna bak. Sıkmayayım herhalde.